Günaydın. Seneler geçiyor ve Türkiye Cumhuriyeti her yaş aldığında özlemimiz daha da artıyor. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir Çalar Saat Ankara'dan devam ediyor. Bugün 23 Ağustos 2021 yeni bir gün ve yeni bir hafta sağlık, huzur ve mutluluk getirsin dileğimizle. Fox kameramanı Serhat Yağmur şöyle bir sizlere Türkiye'ye, Türkiye'nin kalbini başkent Ankara'ya gösteriyor. Ankara'da mesai için yavaş yavaş başkentlerin yola düştüğünü söyleyelim. Hemen yeri de gelmişken başkent Ankara'da hava durumundan da haber verelim. Bugün 30 derece dolaylarında olacak başkent Ankara'da hava sıcaklığı. Şu saat itibariyle de hafif bir esinti var. Ben İlker Karagöz, Çalar Saat'e Ankara'dan devam ediyoruz. Yönetmenimiz İrfan Tomakin'den bir rica edeyim ve hemen isterseniz size bir de İstanbul'u gösterelim. İstanbul'da acaba yeni gün nasıl başlıyor? İstanbul'da şöyle bir tarihi yarımadaya bakalım Fox TV'nin penceresinden. İstanbul'da hava sıcaklığı 27 derece dolayları olacak. Bugün İstanbul'un da yine esintili olacağı bilgisini paylaşalım. Memleketten haberler vereceğiz Çalar Saat'te. Ekonomimize hep birlikte bakacağız. Durumumuz nedir? Bunu konuşmak istiyoruz ve olması gereken, bugün başlığımızda olması gereken bir de misafiri ağırlayacağız. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu az sonra Çalar Saat'te konuğumuz olacak. Türkiye'nin gündemine, siyasi gündemine, ekonomi gündemine ve aynı zamanda acaba sizin gündeminizde ne varsa ona da hep birlikte bakalım. Birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz program Çalar Saat. Şimdi ilk haberimize gitmeden önce yeni günün gazeteleri. Yeni günün gazetelerini de isterseniz hep birlikte bir bakmış olalım. Milliyet gazetesiyle başlayacağız ve Milliyet gazetesinin manşetinde bütün dünyanın, Avrupa Birliği'nin dikkatle takip ettiği bir adres Afganistan. 20 yıl sonra Taliban Afganistan'da yönetimi tekrar ele aldı ve burada bu coğrafyada bir kaos yaşanıyor. Ve bu coğrafyada yine bir insanlık dramı yaşanıyor. Milliyet gazetesinin manşeti başaramadık itirafı geldi. Pentagon'un hazırladığı 140 sayfalık raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki başarısızlığının nedenleri tek tek sıralandı. Amerika Birleşik Devletleri bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi götüreceğiz diye gidip de başarıyla döndüğü bir coğrafya varsa lütfen siz bir hatırlatın. Aslında belki de Amerika Birleşik Devletleri tam da istediğini yaptı. Başarısız olduk, dönüyoruz demekten ziyade tam da Asya'nın ortasında Afganistan'da orada bir kaos yaratmak istiyordu. Hedefi buydu ve sonrasında da aslında belki de başarılı oldu. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda Kabil Havalimanı dışında kalan Amerikalı ve ABD ordusuna yardımcı olmuş Afganların akıbeti sürekli sorgulanıyor. Eleştirilerin hedefi haline gelen Başkan Joe Biden dün bir kez daha kameraların karşısına geçerek kamuoyunu ikna etmeye çalıştı. Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in de Temsilciler Meclisi'ne bilgi vermesi beklenirken Pentagon Afganistan'daki başarısızlığını itiraf etti ama bence orada tam da istediğini başardı. Bir kaos yarattı. Pentagon'un Afganistan'ın yeniden inşasından sorumlu bağımsız genel müfettişi John Sopko'nun 140 sayfalık raporunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin yeniden inşa edilmesi için gereken süreyi sürekli hafife aldığı, gerçekçi olmayan zaman çizelgeleri ve harcamalara öncelik verip beklenti yarattığı, Afganistan'ın dokusunu anlamadığından çabalarını buna göre şekillendirmede başarısız olduğu kaydedildi. Milliyet gazetesinde Ali Çınar'ın özel haberi manşette. Peki şimdi böyle bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri biz bu coğrafyada başarısız olduk diyor. Ama 10 yıl öncesinde CIA'nin bir raporu var. Acaba o rapor ne söylüyor? Birazdan o haberi de okuyacağız yine bir başka gazeteden. Şimdi gazeteleri okurken birbirini tamamlayan haberler var. O haberleri de yine Çalar Saat'te sizlerle buluşturacağız. Ve şimdi gidelim bir Afganistan'da yaşanan o insanlık dramına, kaosa bakalım. Batı'ya değişim mesajları veren Taliban bir yandan da ülkede insan avı başlattı. Afganistan'dan kaçmak isteyenler Kabil Havalimanı'nda izdihama neden oldu.
7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden çekilme kararının bir kez daha arkasında dururken acı ve kayıp yaşanmadan insanları tahliye etmenin bir yolu yok yorumunda bulundu. Kabil'den tahliye edilen Türkler ise Kabil'de yaşananları anlattı. Kimse kalmıyor ya, herkes gidiyor, öyle bir hava var ki kimse durmak istemiyor. Herkes panik içinde, korku içinde, dehşet içinde. Yabancı güçlerin Afganistan'ı tamamen terk edeceği 31 Ağustos tarihi yaklaşıyor. Zaman daralırken tahliyeler sürüyor. Uçakların biri inerken diğeri kalkıyor. Türkiye'de Kabil'den tahliye operasyonunu sürdüren ülkeler arasında 16'sı bebek, 357 Türk vatandaşı daha İstanbul'a getirildi. Afganistan'dan Türkiye'ye dönenlerin sayısı 1000'e yaklaştı. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk biraz sıkıntılı, girişler çok sıkıntılı, izdiham var. Başkent Kabil'deki havalimanında ise kargaşa hakim. Güvenlik endişesi tahliyeleri yavaşlatırken havalimanı çevresinde izdiham yaşandı. 7 kişi hayatını kaybetti. NATO son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 20 olduğunu duyurdu. Ülkede 20 yıl sonra ikinci kez yönetimi ele geçiren Taliban, kaostan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Örgüt sözcüsü ülkenin her yerinde huzur olduğunu, sadece Amerikan askerlerinin kontrolündeki Kabil Havalimanı'nda kaos yaşandığını açıkladı. Taliban güçleri bir yandan da havalimanı çevresine konuşlanmaya başladı. Bazı örgüt üyelerinin NATO askerlerinin gözü önünde tahliyeyi bekleyenlere müdahale ettiği görüldü. Son açıklamasında da Afganistan'dan çekilme kararının doğru bir hareket olduğunu savunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, acı ve kayıp yaşanmadan tahliye yolu mümkün değil dedi. Biden, Kabil'den kalkan uçakların doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne iniş yapmayacağını açıkladı. Geçiş ülkelerindeki Amerikan üslerine ait noktalarda sıkı denetimlerin gerçekleşeceğini ifade etti. Havalimanı çevresinde bekleyiş devam ederken Rusya lideri Putin Batı ülkelerini eleştirdi. Putin, Afgan sığınmacıların Amerika ya da diğer ülkelerden vize alana kadar Rusya'ya komşu Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesine karşı çıktı. Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden bir takım militanların belirmesini istemiyoruz dedi. Batı'ya ılımlı mesajlar gönderen Taliban ise eski hükümet ve NATO için çalışmış kişilerin peşine düştü. Birleşmiş Milletler'e sunulan bir rapora göre örgüt bu kişileri bulmak için ülkenin bazı bölgelerinde operasyon başlattı. Raporda ev ev gezen Taliban güçlerinin bulamadıkları kişilerin ailelerini tehdit ettiği belirtildi. Taliban öncesi ülkede görev yapan kadın gazeteciler de endişeli. BBC Türkçe'nin haberine göre Taliban'ın kendilerini aradığını söyleyen kadın gazeteciler ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Bir evden diğerine kaçtıklarını söyleyen gazeteciler uluslararası medya ve insan hakları örgütlerine yardım çağrısı yaptı. Acı yaşanmadan zaten bunlar da olmazdı diyor. Bir yandan da aslında Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeden, bu coğrafyadan çekilirken orada yaşanılanları haklı göstermeye çalışan cümleler kuruyor. Bakıyorsunuz Irak, bakıyorsunuz Orta Doğu, bakıyorsunuz Afganistan ve orada ABD'nin çekildiği ya da ayak bastığı her yerde bir acı yaşanıyor. Bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsanlar orada evlatlarından, insanlar evlerinden, yurtlarından, vatanlarından vazgeçmek durumunda bırakılıyor. Ve yine o insanlara size demokrasiyi getirdik diyerek gelen ABD, o bölgeden hiç de ardına bakmadan çekip gidiyor. Aslında yaşanılan bu. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Bu arada Kabil'den yükselen sesler, ona da bir kulak kabartmak gerekiyor. 100 yıllık destan, bağımsızlığın mihenk taşı olan ve 22 gün süren Sakarya Savaşı'nın yıl dönümü. Büyük dahi Atatürk'ün önderliğindeki bir ulusun bağımsızlık azmiyle zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlamasının 100. yıl dönümü. Emekli Tuğgeneral Babiroğlu, Sakarya Zaferi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ve vatandan başka sevgi bilmeyen kuşağın eseridir dedi. Profesör Hakkı Uyar 22 gün süren muharebenin milli mücadelenin dönüm noktası olduğunu söyledi ve hemen bu açıklamaların, bu değerlendirmelerin ardında bir haber, bir başlık. Kabil'den yükselen çığlık. Bize Atatürk lazım. Türkiye'de eğitim alıp ülkelerine dönen Afganlar, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından korku içinde. Zaten
yaşanılanları az önce haberimizde de sizlerle paylaştık. Kabil'de yaşayan Samimi ve Hosaini Taliban ölüm demek. Atatürk gibi bir lider çıkarsa ülkemizde yaşayabiliriz. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk sayfada ve manşette yer alan haber bu şekilde. Hemen bir alta gelelim. Bir yandan da diplomasi trafiği işlemeye devam ediyor. Orada Afganlar ülkelerini terk ediyor ve başka ülkelere sığınmaya çalışıyor. İşte Kabil Havalimanı'nda yaşananları, oradaki can kayıplarını, çocukları, oradaki insanlık dramını hep birlikte gördük. Uçakların o iniş takımlarına yapışan ve işte eksi 60 derecede bunu bile düşünmeden eksi 60 derecede o yolculuğu gerçekleştirebileceğini düşünen insanlar, orada hayatlarını kaybeden insanlar. Türkiye'de kamp planı da yapılmış. Yani nereye gidecekler? AB'ye dönüp baktığınızda ya da Rusya'ya baktığınızda Putin'in daha açıklaması yeni. Biz istemiyoruz diyor. AB bir plan yapıyor. Acaba bize gelmeden yakın ülkelerde, hadi bilemediğiniz Türkiye'de acaba Afganlar yer alabilir mi? İşte bunun planlaması yapılıyor. Batı, Afgan göçmenlerin Avrupa'ya geçişini önlemek için pazarlık yürütüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yapmış olduğu bir açıklama. Biz zaten 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Daha fazla göçmene ev sahipliği yapamayız deyip bir diplomasi trafiğini de başlattı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde Afgan sığınmacılar için merkezler kurma planı yaptıklarını duyurdu. Planın detaylarını vermeyen Wallace'ın Ankara ile konuşmadan bu açıklamayı yapamayacağı belirtiliyor. Öyle mi olacak? Yani Suriye'den bir sürü mülteci geldi. Afganistan'dan mı gelecek? Bütün dünyada o dram yaşanırken herkes bizim ülkemize gelecek. Burada bir tampon, bir kamp kurulacak ama kendi ülkelerine bu insanlık dramı hiç uğramayacak mı? Peki bunu yaratanlar kimler? Ve burada yaşanılan acıya nasıl sırtınızı dönüp gidebiliyorsunuz? Bu soruları da yine soralım. Hep birlikte olması gereken, madem bu olay yaşandı, bir insanlık dramı var. Ah ah, vah vah demek yerine herkes bu insanlık dramını, herkes bu acıyı hep birlikte omuzlasın da hep birlikte insanlar yeniden bir hayat kurabilsinler. Muhalefet liderleri artık Türkiye'nin fikri de mi alınmıyor yoksa anlaşma mı yaptın Erdoğan? Şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun tepkisini gösterdi. Dışişleri Türkiye'ye resmi bir talep iletilmediğini açıkladı. Erdoğan Johnson'la görüştü, İngiltere ile görüşüldü, Avrupa Birliği ile görüşüldü ve burada yaşanılanlarla ilgili Türkiye biz artık daha fazla mülteci alamayız diyor. Hemen bir akşam gazetesine bakalım. Biraz empati zor mu? Türkiye'de üniversite okuyan Afgan genç kız göçmen karşıtlığına ve Kabil'deki görüntüler üzerinden ülkeleriyle alay edilmesine karşı vicdan çağrısı yaptı. Ve kuşkusuz bu çağrıyı bütün dünyaya yapıyor. Kendi ülkelerinde kim acıyı yaşattıysa şimdi o ülkeler sırtlarını dönüp bu coğrafyadan, Afganistan'dan gitmeye çalışıyor. Şimdi gelelim CIA'nin 2010 yılındaki o raporuna. 2010 yılında bir çalışma yapılmış ve o çalışma bakın bize ne söylüyor, akşam gazetesinde de yer alıyor. İşgali feminizmle kamufle edin. Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası CIA'nin 2010 yılındaki raporu yeniden gündeme geldi. WikiLeaks'teki raporda Afganistan işgalini, muhalefeti azaltmak için feminizm kullanılması öneriliyor. Kadın haklarına tehdit Fransızların öfkesini arttırabilir. Almanları da göçmen endişesi ikna eder. Böyle çalışmalar yapmışlar. Sonra 2021 yılında Milliyet Gazetesi'nin de manşetiydi. Ah be, biz başaramadık diye yapılan açıklamalar. Zaten bir şeyi başarmaya değil, oradaki kaynaklara aslında gitmişti Amerika Birleşik Devletleri ya da dünyanın diğer ülkeleri. Şimdi gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosu. Hemen o tablo ve yine önemli açıklamalar, değerlendirmeler var. Bunlara da bakmak istiyoruz. Önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamayı ekranlarınıza bir taşıyalım. Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Zaten böyle inanılmaz bir kontrolsüzlük varken nasıl bir düşüş bekleniyor vaka sayısında? Buna da herhalde akıl sır erdirmek mümkün değil. Bu bize daha dikkatli ve tedbirleri uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. En azından bu tespitin yapılması önemli. Aşıyla başarmak mümkün ve aşıyla ilgili herkese bir çağrı yapılıyor Fahrettin Koca tarafından. Vaka sayısı 18.622,
Hayatını kaybedenlerin sayısı günlerdir 200'ün üzerinde. Şöyle bir tabloya baktığımızda 206 kişinin koronavirüs nedeniyle işte Delta varyantı, Delta Plus varyantı bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini görüyoruz. 206 kişiyi daha maalesef bu virüs nedeniyle kaybettik. Türkiye'de bazı illerde maviye dönme var ve yine sarı olan illerimiz var. Aşılanma hızı daha da arttıkça aslında o illerin de yavaş yavaş maviye dönmesini bekliyoruz. Aslında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için daha fazla aşılanmaya ihtiyacımız var. Aşı konusunda ısrar ya da nasıl söyleyelim, bir kural konulmuyor ama PCR testi konusunda bir kural konulduğunu yine birazdan sizinle paylaşalım. Gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosuna. Hayatını kaybedenlerin özellikle ortak noktası ne hocam? 65 yaş altı grup ve gerçekten çok hızlı seyrediyor. Bu 65 yaş üstü gruptan aşılı olup ölen hiç kimse yok. Bir kere önce onu söyleyeyim. Yok, çünkü aşılananlar arasında hastalığa yakalananların seyri ağır olmuyor. Aşı olup ölen yok ama aşısızların pandemisine dönüşen son dalgada vefat sayıları her geçen gün artıyor. Yoğun bakımlar Delta ve Delta Plus'a yakalanan aşısız hastalarla dolu. 206 kişi ise koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybetti. Salgın ağırlaşıyor. Aktif vaka sayısı 450 bin ve çok bulaşan bir türle 450 bin. Aşısız nüfus çok bulaştırıcı bir virüs kaynağı olduğu için aşılılar da artık neredeyse kendilerini işte çok iyi korumazlarsa ek olarak maskeyle kapalı yerlere girmeyerek onlar da risk altına girmiş oluyor. Bilim insanlarının aşı çağrıları da bu yüzden, daha fazla can kaybı yaşanmasın diye. Virüs aşı olmayanlar yüzünden mutasyona uğradıkça aşısını olanlar da risk altında kalıyor. Uzmanlar Delta ve Delta Plus varyantının yayılmasıyla Türkiye için dördüncü dalganın başladığını duyurdu. Yoğun bakımlarla servisler ilk defa eşit derecede dolu. Yani Eylül ortasından itibaren gene aynı noktaya dönmüş olacağız. Biz önce Temmuz başında bu açılışlarla birlikte vaka sayısında ayaktan başvuru artışı. Ayaktan başvuru artışının arkasından bir servis açmak zorunda kaldık. Önce o yarı yarıya doluydu, şimdi tam dolu ve acilde hasta varsa alamıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 81 ilin tamamında özellikle toplu alanlarda aşısını olmayanlar için test zorunluluğu 6 Eylül itibariyle başlıyor. Toplu ulaşımın sağlandığı seyahatler için de aşı zorunlu. Hatta bazı şirketler aşısız çalışanlarına kapılarını kapatırken bazıları ise her hafta 2 kez test olma zorunluluğu getirdi. Test ücretlerini ise yine çalışan karşılamak zorunda kalacak. Ama test sırasında her hafta 2 kez girmek de salgın riskini artırabilir. PCR kuyruğuna giren insanlar, aşılı ve aşısız insanlar, özellikle aşısız olanlar PCR kuyruğunda enfekte olma riski taşıyor. Çünkü biz yaygınlaştıramadık ve insanları bir arada dar alanlarda tutuyoruz. O aşısızlardan biri de 25 yaşındaki Erzurumlu Şaban Karay'dı. Yoğun bakımda geçen 27 günün sonunda söyleyecekleri vardı. 25 yaşındayım. Ben dedim işte aşı olmam ya, Covid fazla bir şey değil, grip gibi bir şey. Ama öyle bir şey değil. Yoğun bakıma düştüm. Allah kimseyi düşürmesin. Şaban Kara hastalığı atlattı ama Kocaeli'nde 7,5 aylık hamile 26 yaşındaki Elif Genç yoğun bakımdaki 3 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Anne toprağa verildi, sezaryenle alınan bebekse küvezde hayata tutunmaya çalışıyor. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ve aslında bu konu uzmanı pek çok kişi vurguyu tam da orada tutuyor. Aşı olup da hayatını kaybeden kimse yok ve bu vurgu üzerinden aşı karşıtı, aşı ile ilgili kafa karışıklığı olanlar, daha fazla o kişilere ulaşılması gerekiyor. Bu arada bizlere günaydın diyenler var, hoş geldin diyen izleyicilerimiz var. Hepsine günaydınlarımızı iletelim. Başlığımızı bir kez daha hatırlatalım. Olması gereken Aysel Yavuz, Doktor Aysel Yavuz. Aysel Hocam günaydın diyor ki, olması gereken pandemi şartlarına harfiyen uyma. Bir tarafta aşı var, aşı büyük bir mucize. Diğer tarafta maske, mesafe, hijyen, bu kurallarla yol almamız gerekiyor. İşte artık 1 Eylül tarihi itibariyle bazı okullarımız çalışmalarına başlayacak. Eğitim öğretim yılı başlayacak. 6 Eylül'de bütün okullarımızı açacağız. Peki biz bu okulları nasıl açacağız? Velilerde bir kaygı da var. O kaygıyı da yönetebilmek adına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, bakın biz bu okullarda bu tedbirleri aldık.
çocuklarınızı güvenle gönderebilirsiniz. İşte bu açıklamaları daha güçlü yapması gerekiyor. Beklentimiz bu. Olması gereken zaten bu. Ülkü Atagün, günaydınlar. Selamlarımızı iletelim. Bu arada bülten sorumlumuz Zeray Kınacı'nın bugün doğum günü. Hem onun hem de bugün doğum gününü kutlayan herkesin bir kez daha günaydınlarımızı iletelim. Doğum günlerinde kutlayalım. Özgür Dursun selamlarımızı iletelim sizlere de. Yine sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Ekonomi ağırlıklı ya da çiftçilerin meselelerini önceleyen açıklamalar var. Bir 3600 ek gösterge vardı, memurlara söz verilmişti. Ne oldu diyen izleyicilerimiz var. Olması gereken, söz verildiyse yerine getirilmesi, bunu da hatırlatmış olalım. Ve gelelim güzel bir haberle devam edelim. Yani bir tarafımız yangın felaketi bu yıl, bu yaz. Diğer tarafımız sel felaketi. Ve tüm bu felaketler yaşanırken filenin sultanlarından çok güzel haberler geldi. Hepimize moral veren haberler geldi. Ve yine Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Ukrayna ve Romanya'dan sonra İsveç'i de geride bıraktı. Filenin sultanları bir kez daha tüm Türkiye'ye moral verdiler. Tebrik ediyoruz. Bu arada salı günü de Hollanda ile karşı karşıya gelecekler. Şimdiden başarılar diliyoruz ve iyi ki varsınız. Top dışarı gidiyor. Filenin sultanları yine fırtınalar estirdi. 2021 Avrupa Şampiyonası D grubundaki 3. maçına çıkan A milli voleybol takımı İsveç'i 3-0 mağlup etti. Şampiyonada 3'te 3 yapan filenin sultanları son 16'ya kalmayı garantiledi. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada filenin sultanları yine zaferden zafere koşuyor. Romanya ve Ukrayna'nın ardından İsveç'i de yenen A milli voleybol takımı Türkiye'ye gurur yaşatmaya devam ediyor. Ay Yıldızlı ekip Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptıktan sonra İsveç'e set vermeden 3-0'lık galibiyete imza attı. Kıran kırana geçen ilk set galibiyetinin ardından Ay Yıldızlı ekip hiç zorlanmadan ikinci seti de aldı. İsveç'e göz açtırmayan filenin sultanları üçüncü maçlarını da galibiyetle tamamladı. Cansu Özbay, Handebaladın plase ve sayı. Nefes kesen karşılaşmalar devam ediyor. Bugün saat 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak A milli voleybol takımı, 24 Ağustos'ta ise Hollanda ile mücadele edecek. Şans! Aydınlık Gazetesi ile devam edelim. Aydınlık Gazetesi'nden seçmiş olduğumuz haber yine Taliban'a dair. Taliban böyle bir imaj değiştirmeye falan çalışıyor. Yani bütün dünyaya kendisinin 20 yıl önceki Taliban olmadığını göstermeye çalışıyor. Bir haber var yine Aydınlık Gazetesi'nde. Taliban kadınların çalışmasını ve eğitimini engellemeyeceğiz. Sağ olsunlar. Yani bir de engelleseydiniz, orta çağı yaşayan, böyle bir zihniyeti yaşayan Taliban ve vermiş olduğu mesajlar. Ama biz görüyoruz o görüntüleri, insanların sırtına sopalarla vuranları ve sokak ortasında Afganistan'da ölen insanları, öldürülen insanları görmüyor muyuz? İşte yaptıkları açıklamalar. Kadınların çalışmasını ve eğitimi engellemeyeceğiz. Aydınlık Gazetesi'nde. Taliban'ın devletler arası ilişkilerden sosyal hayata kadar birçok önemli konuda bir dönüşüm geçirdiği ortada. Birçok konuda dönüşüm geçirmişler. Aydınlık Gazetesi buna dikkat çekiyor. Öyle ki hemen her gün bir Taliban yetkilisi kadın haklarını koruyacağız diyor. Öyle mi? Peki insanlar niye kaçıyor? Taliban bu açıklamaları yapıyor. Biz bunlara inanacak mıyız şimdi? Hep birlikte bir düşünmemiz lazım. Taliban kim? Taliban ne yapmaya çalışıyor? O zaman insanlar niye kaçıyor? O zaman insanlar ülkelerinden neden kaçıyor? İşte bu soruları birlikte soralım. Aydınlık Gazetesi'ndeki haber de bu şekilde. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir geri dönmek istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomiye dair bir haber, aslında memurların beklentisine dair bir haber var. Hafta sonu bekledik, acaba memurlar ne kadar zam alacaklar? Hükümetle pazarlıklar nasıl devam ediyor diye. %5 artı 6, işte %11'lik bir zam teklifi var memurlara yönelik olarak. Memurlar da bunu kabul etmiyorlar. Enflasyona baktığınızda, hayat pahalılığına baktığınızda aslında ortada kabul edilebilecek bir rakam yok.
Peki bu süreç nereye gider? Hakem kuruluna mı gider? Hakem kurulunda da artık hükümet ve işte hakem kurulu memurların isteklerinin aksi yönünde bir karar mı alırlar, göreceğiz. Bu arada memurların beklentisi de en az %21'lik bir zam oranı. 6 milyon memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde Memursen ile iktidarın anlaştığı belirtildi. Resmi açıklama olmadığı için birçok iddia dillendiriliyor. KESK ve Kamusen kapalı kapılar ardındaki görüşmeye tepki gösterdi. Sonuç bugün açıklanacak. Memurlar, memur emeklileri 6 milyon, 6,5 milyon kişi artık işte önümüzdeki günlere, aylara dair ne kadar zam alacaklarını da öğrenmiş olacaklar. Memurlarla ilgili haberimize geçeceğiz. Tekrar hatırlatayım, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, dış politikayı konuşacağız ama ekonomiyi de konuşacağız. Bir yandan da Türkiye turuna devam eden siyasi parti liderlerinden birisi Ahmet Davutoğlu karşılaştığı ne mesela? Çiftçiyle ilgili karşılaştığı ne? Memurlar, esnaf kendisine ne söylüyor? Bu konuyla ilgili Gelecek Partisi'nin ortaya koyduğu vizyon, proje ne? Bunları da kendisine yönelteceğiz. Ama bir gelelim. Emeklilerimiz, emeklilerimizin aldığı maaşlar, zaten gelen zamlar ortada. Elektriğe Temmuz'da %15, doğalgaza %12'lik zamlar yapılmış. Memura, işte emeklilere verilen zam oranları %8,45 seviyesinde. Zamma bakıyorsunuz, verilen zamma bakıyorsunuz. Ne olacaktı? Emekliler geçinemiyor. Faturaları vallahi bir emekli yani tek başına ödeyemez. Cüzlatacağız diyorlar ama her gün üstüne zam biniyor. Aldığımız 2 milyon 200 bin lira para. Bana önce 50-60 geliyordu, şimdi 120'den aşağı fatura gelmiyor elektrik. Aylık en az 250 lira gidiyor. O da şey yani. Daha kombi yok. Emeklinin aylığı faturalara yetişemiyor. Çünkü faturalara gelen zam maaşlara gelen zammın çok üstünde. Sadece Temmuz ayında bile elektriğe %15, doğalgaza %12 zam geldi. Emekliye ise %8,45 zam yapıldı. İki kalemde bile fark bu kadar büyük. Zamlı faturalar geldikçe de o fark daha çok hissediliyor. İki kişinin kullanacağı elektrikte ne var? 200'den aşağı gelmiyor. Çok geliyor elektrik. Vallahi benim emekli aylığını sorma. Yetmiyor çünkü. Adam 8,45 zam veriyorum diye dedi. Elektriğe 10 defa zam geldi. Doğalgaza 10 defa zam geldi. Ne olacak? Ya ben elektrik parası olarak ne ödedim biliyor musun? 250 lira para ödedim. Yiyecek maddeler %200, %300 arttı. Ne olacak? Dünyada emeklilik şartlarının en kötü olduğu ülkeler arasında Türkiye sondan 3. sırada. Yani emekliliğin en zor geçtiği ülkelerden biri. 2000 liradan aşağı kira yok kardeşim ya. Valla alınan para kira parası mı, elektrik parası mı? 400 lira elektrik parası. Doğalgaz gelse de 400-500 lira da en az o gelir. Çoğu emeklinin tek geliri emekli aylığı, ancak giderleri iğneden ipliğe. En çok da faturalar zorluyor emekliyi. Çünkü toplam tutar sürekli artıyor. Eskiden kredi kartına mesafeli yaklaşan emekli artık borcu borçla, yani faturalarını kredi kartıyla ödeme noktasında. Siz kredi kartı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Faturaları ödemek için kullanıyorum. Faturalarını ödemek için, başka harcamalar için kredi kartı kullanılmaması gerektiği şekilde kullanıyorum. Düzenli şekilde kredi kartıyla alıp ödüyoruz. Faturayla sınırlı değil, gıda alışverişi için de kredi kartına başvuruyor emekli. Üstelik yalnız da değiller. Temmuz ayında Türkiye genelinde kredi kartıyla ödemeler %35 arttı. Emeklinin talebi ise cebinde hissettiği gerçek enflasyonun maaşlarına yansıtılması. Emekli maaşınıza bakın. Bir de aylık giderlerinize bakın. Mümkün faturaları. Mümkün değil. Hiç mümkün değil. Yani şimdi şeye uğradım, markete uğradım. Bu ülkede yerli üretilen incir 30 lira. Aklımızla alay ediyorlar. Enflasyon bu ülkede şu an, enflasyon bence %50'nin altında değil. Geçen yıl 90-100 arası ödediğimiz elektrik faturaları bu sene en az 130-140, hiç altına düşmüyor. En az şu kısa sürede bile %10 ile 15 arası bir fark var. Gerçek enflasyon. Benim gördüğüm kadarıyla %40'tan aşağı değil. Vermeden zaten cebimizden alıyor. Özgür Aksu'na, kendisi bir radyo programcısı, bize günaydın diyor. O da şu anda yayında. Ben de buradan Özgür Aksu'na hem günaydın diyeyim hem de iyi yayınlar dileğimi ileteyim. Aynı zamanda Savaş Kerimoğlu. Savaş Kerimoğlu da kendisi
O da yayında Halk TV'de, o da sabah haberleri aktarıyor Halk TV'de. Günaydın özlemişiz demiş. Evet özledik, sizlerle buluşmayı özledik. Türkiye'nin gündemi, sıcak gündemini hep birlikte konuşmayı özledik. Şimdi Ankara'da bir tatlı rekabet var, aynı zamanda günaydınlaşmalar da var. Herkese, şu anda yayında olan herkese günaydınlarımızı iletmiş olalım. Serdar Yıldırım selamlar, Arzu Eratak, Burak Özarslan, Serap Tunca, Ayşe Küçük. Bizlere hem hoş geldin diyen hem günaydın diyen izleyicilerimiz, bizlerden de kendilerine selamlarımız gitsin. Şimdi bir hani emeklerimiz durumunu konuştuk. Memurların beklentisi birazdan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile konuşacağız. Olması gereken ne aslında bu hayat pahalılığı içinde? Tabii akıl sır ermiyor. Memleketimizde domatesin 10 lira 10 liranın üzerinde satılmasına, tam da mevsiminde meyvelerin, sebzelerin bu kadar pahalı satılmasına kimse akıl sır erdiremiyor. Burada bir çözüme ihtiyacımız var. Bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ama pahalılık her geçen gün daha da artıyor. Enflasyona bakıyorsunuz. TÜİK'in açıkladığı enflasyona %18,50'ler, %19 seviyeleri. Ama gerçek enflasyon ya da vatandaşın hissettiği enflasyon, öyle ifade edelim, hiç de bu seviyelerde değil. Aldığınızı, dün aldığınızı bugün aynı fiyattan alamadığınızı yaşadığınızda yapılan açıklamalar, bunlara dair şüpheleriniz çok daha fazla artıyor. Bunun hatırlatmasını yapmış olalım. Ve gelelim Deva Partisi lideri Ali Babacan yurt turunda ve yurt turundayken kendisine iletilen mesajlar var. Ali Babacan'a şöyle bir, aslında birazdan o videoyu paylaşacağım ama Ali Babacan'ın mesajına bakmak istiyorum. Masaya yumruğumuzu vurmuyoruz, projelerimizi koyuyoruz. Kendisine denildi ki ya artık masaya yumruğunuzu vurun, bir şeyler yapın siyasetçi olarak. Biz geçinemiyoruz diyenlere karşı Ali Babacan, masaya yumruğumuzu vurmuyoruz, projelerimizi koyuyoruz, taahhüt ediyoruz. Çiftçinin borcunu faizsiz erteleyeceğiz, mazotun ÖTV'sini iade edeceğiz, elektriği çiftçiye ucuz vereceğiz. İşte Babacan ve Babacan'ın karşılaştığı bir vatandaş, ondan dinlediği nasihatler. Bir çivi de çakarsan Allah razı olsun. Ardahan'ı görüyorsun, biz vilayetteyiz. Aç diyersin biz, susuz diyersin biz, bakımsız diyersin biz. Milletvekili yok bizde, hiçbir şey yok. Televizyonda izleyeceğim seni, şöyle masaya elim vuracaksın. Ben çiftçimin hakkını istiyorum. Gidip de oturup oturmadan iş olmuyor. Onun için buradayız zaten. Göz üstte geldiniz. Allah razı olsun. Ankara'da oturmuyoruz, bak buradayız. Eğer memleketin yönetiminde dürüst ve ehil insanlar yoksa hiçbir sorun çözülmez. Mümkün değil yani. Sağ ol mümkün başkanım. Değil. Sözümüzü ki dinledin. Allah razı olsun. Dinledim. Başka ne? Teşekkür ettik başkanım. Başka ne diyor? Yeni bir kadro kurduk. Çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Desteğiniz, duanızı bekleriz. Hayırlısını Allah nasip etsin. Emekli dertli, çiftçi dertli. Bulduğu siyasetçilere derdini anlatıyor ve daha fazla da muhalefet liderleriyle, muhalefet milletvekilleriyle karşı karşıya geliyor sokakta ve onlara sıkıntısını iletiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, o da çok uzun süredir sokaklarda ve vatandaşın sesini duymaya çalışıyor. Aynı zamanda da meclisin kürsüsüne taşıyor. Şimdi meclisten bir haber, aslında bir milletvekiline dair bir haber, sosyal medyada çokça konuşuldu. Onu aktaracağız. Ve yine hani siyasi ahlak, siyasi etik, bu konuda bir başbakanlığı döneminde düzenlemeye ihtiyaç var demişti Davutoğlu. Ama bu düzenlemeyi gerçekleştirebilecek kadar da başbakanlık koltuğunda kalamamıştı AK Parti'de. AK Partili yıldızı durduran polisler hakarete uğrayıp açığa alındı. Bu konuda Mersin Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamada var. Onu da yine aktaracağız sizlere. Ama hani önce ne oldu onu bir okuyalım. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını kimin olduğunu bilmeden şikayet üzerine durduran iki polis memuru açığa alındı. Konuyu gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olayın ayrıntılarını anlattı. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz 18 Temmuz 2021 tarihinde Mersin Erdemli ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hareket halindeyken yoldaki vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Şikayet edilen araç iki trafik memuru tarafından durduruldu ama tabii merkezden gelen bir ihbar üzerine trafik memurları tarafından durduruluyor. Bunun üzerine polis memurlarının durumu anlatmasına bile izin vermeyen Zeynep Gül Yılmaz sinirlerine hakim olamadı. Polis memurları ile Yılmaz arasında şu diyalog yaşandı. Şimdi o diyaloğu okumayalım, aslında bir ekranlarınıza taşıyalım.
Sonra da Mersin Valiliği bu konuya dair nasıl bir açıklama yaptı onu paylaşayım. Allah korusun bir saldırı olabilir. Uzaklaş bak içeri çemkiliyorsun ya, tükür geliyor içeriye. Uzaklaş, kim ihbar ediyor benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Ekipler PTS kayıtları düşmüş. Ekime tükürürüm tamam, ya böyle terbiyesizlik tamam. Olur. Ne zaman erdemliğe gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Milletvekili aracı olarak çıkmıyor. Bilgi vereceğim şimdi şu an. Küfür etme, nakar etme lütfen. Ekibinize tükürürüm diyor. Yaklaşma uzaktır diyor sayın vekil. İşte içeriye tükürükleriniz geliyor diyor. Sonrasında benim burada kullanabileceğim bir ifade değil. O hani hakarete varan cümlelerde sarf ediliyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir konuşalım. Hani olması gereken ya bugün başlığımız, olması gereken biraz böyle polislerimizi de anlamak. Onlarla da empati kurabilmek. Ya ben bunlarla mı uğraşacağım diyor. Üstten bir dil. Kibirle kurulan cümleler, bunlarla mı uğraşacağım ben diyor. Peki biz vatandaş olarak bu kibirle uğraşmak zorunda mıyız ya da biz bu kibiri sineye çekmek zorunda mıyız? Ya bir özür, ne oluyor? Neden durdurdunuz? Ben daha önce de bununla karşılaştım. Nedir durum? Bu konuşulamaz mı? Bir de galiba polislerimizi anlamak gerekiyor. Ne kadar mücadele verdiklerini, bir yandan terörle mücadele ediyorlar, diğer yandan asayişle mücadele ediyorlar. İşte bakıyorsunuz yolda karşılaştıkları durum, yangın oluyor oraya koşuyorlar, insanların feryadı oluyor oraya koşuyorlar. Yani polislerimizin hak ettiği muamele bu mu? Ve bir milletin vekili, halk tarafından seçilmiş kişi, meclise yollanmış kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin polisine ne yaşamış olursa olsun daha böyle ılımlı, daha anlayışlı acaba yaklaşamaz mıydı? Sosyal medyada çok fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. O iki polis memuru açığa alındı. Haber merkezine bir tane mesaj geliyor, bir ihbar geliyor. Onun üzerine durduruluyorlar ve işte orada polislerin bir milletvekili karşısında işte yaşadıkları. Hangi parti olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, AK Parti olsun, hangi parti olursa olsun. Polislerimize bu muamele yakışmıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Minvalinde açıklamalar hiç yakışmıyor. En azından bunu söyleyebilelim. Mersin Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi G bendindeki görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekillerinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürlerince sorgulamanın yanlış yapıldığı, yani sorgulama yanlış yapılmış, faturası da o polis memurlarına mı kesilmiş? Yani bunu mu anlayacağız? Aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiğini, ihbarın yanlış olduğunu söylemesine rağmen bekletilmiş milletvekili, sayın milletvekili. Ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözümlenebilmiş. O esnada polis memurlarının yapması gereken, eğer tespit edilen ihlal varsa tutanak tutup ilgili kurumlara göndermek. Ancak ön tahkikatten anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Velev ki yasal mevzuatın dışına çıkmışlar. Hani yine benzer durumlarla da karşı karşıya kalmış ve çileden çıkan bir milletvekilini görüyoruz. Yasal mevzuatın dışına çıkılınca milletvekilleri polislere hakaret edebiliyorlar mı? Yani biz yine bu açıklamadan bunu mu anlayacağız? Hiç hakaret etmeden, birbirimizi anlayarak, insani ve vicdani olarak yaklaşarak konuşamıyor muyuz? Artık bu yetimizi de mi kaybettik? Bunu da söylemiş oldum. Olması gereken başlığımız. Şimdi yönetmenimizden, İrfan'dan hemen bir hatırlatma da yapmış oldum. Bir reklamlara gidelim. Reklamların ardından Türkiye'nin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Ve yine misafirimiz burada olacak. Konuşacağımız konulardan bir tanesi kuşkusuz bu olacak. Bir kez daha günaydın. Başlığımız olması gereken Artvin Şavşat'a bir geçmiş olsun diyelim. Lulagül Mahallesi komplo
Afat'ın şeyin kışmına uğradı. Evlerin ahırların çatısını uçurdu. Aniden oluşan hortum ortalığı birbirine kattı. Pınarlıköy Tirozeler Mahallesi'nde oluşan hortum neticesinde yaklaşık 20 çatı gitmiştir. Artvin'in Şavşat ilçesinde hortum paniği yaşandı. Pınarlı köyünde 20'den fazla ev ve ahırın çatılarını uçuran hortum tam 10 dakika sürdü. Çevreye büyük hasar veren hortumun ardından aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı köy sakinlerine zor anlar yaşattı. Çatılarda salam falan da yok. Şimdi de dolu yağıyor. AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi. Can kaybı ve yaralı olmaması teselli oldu. Yetkililer Pınarlı köyünde hasar tespit çalışması başlattı. Efendim biz tatildeyken sizlerden çok sayıda kitap geldi. Az sonra da bir misafirimiz olacak. Belki misafirimizle sohbet arasında kitaplarımızı gösterememe ihtimalimiz olabilir. O yüzden gelen kitapları hemen hızlı bir şekilde göstermek, sizinle de paylaşmak istiyorum. Akif Kurtuluş, Herkes Gitmiş, Hepsi Bir Arada, Toplu Şiirleri. Ender Helvacıoğlu, Devrimin Denklemleri, gelen kitaplarımız arasında. Histerik, Şeref Düz Yatanlar, Macera Başka Boyutta devam ediyor. Bir Macera, Şeref Düz Yatanlar'dan. Rengin Gürdeniz, Mutabıkız. Ergin Günçe, Türkiye Kadar Bir Çiçek. Ve Sosyal Medyada Adalet Arayışı, Bir Başka Bilimsel Çalışma. Doçent Doktor Özlem Özdemir ve yine Doçent Doktor Elif Başak Sarıoğlu'nun bizimle paylaşmış olduğu kitaplar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Elimizden geldiğince, mümkün olduğunca o gelen kitapları sizlerle de paylaşmaya gayret edeceğiz. Şimdi bir Hürriyet Gazetesi diyelim. Yönetmenimizden, İrfan'dan ben bir rica edeyim ve Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Kundakçı'nın ses kaydı. Şimdi biz bu yazı bir tarafıyla yangın felaketi, diğer tarafıyla sel felaketiyle geçirdik. Her sene orman yangınları çıkıyor ve bu sene aslında bu orman yangınları konusunda ne kadar yetersiz, ne kadar hani teçhizat anlamında, alet anlamında ya da ne bileyim uçaklar anlamında eksik olduğumuzu gördük. Her sene bu yangınlar çıkıyor. O çıkan yangınlara müdahale etme noktasında eksikliklerimizi görüyoruz. Biz bunu bu sene çok daha fazla, çok daha yakıcı bir gerçek olarak karşımıza gördük. Ormanlarımızı kaybettik. Orman canlılarını kaybettik. Yetkililerin yaptığı açıklamalar tatmin etti mi etmedi mi, ben size bu soruyu yine sormuş olayım. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Kundakçı'nın ses kaydı. Antalya'da Akseki ve Manavgat orman yangınlarını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y'yi kız arkadaşının kaydettiği ses kaydı ele verdi. Kayıtlarda Ali Y benzinle döke döke yaka yaka gittim diyor. Yani bir kişi, bir kundakçı ormanları yakmış. Bunun haberi de Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Yani bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir ihanet? Onun takdirini de size bırakayım. Ben şimdi burada bir şey söylemeyeyim. Ama hepimiz ne bileyim sosyal medyada ya da ekran karşısına geçtiğimizde ormanlarımızın yandığını, cennet köşelerimizin yandığını gördüğümüzde ne kadar içimiz yandı biliyoruz. Yaşadık. Herkesin morali bozuldu. Türkiye'nin morali bozuldu. Özlem T. Ali Y'nin yangınları çıkarttığını itiraf ettiği kayıtları jandarmaya teslim etti. Telefonundaki bir programla bütün konuşmalarını kaydettiğini söyleyen Özlem T'nin verdiği kayıtta Ali Y, Güçlüköy'ün Manhayit mevkisinde yangını 1000 lira karşılığında ben çıkarttım demiş. Böyle bir ses kaydı. Hürriyet'in ulaştığı soruşturma detaylarına göre Ali Y'nin sözleri dosyaya şöyle geçti. Bu kişi bana yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği talimat verdi. Ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler, yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Musa Kester'in haberi Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Şöyle bir gerçek de var. Hani Hürriyet Gazetesi'nden bu kundakçı, bu kundakçının kız arkadaşına yönelik olarak itirafı, bunu okuyoruz. Buradaki ihaneti okuyoruz ama aynı zamanda bu yangın çıktı. Her sene de çıkıyor. Biz bu yangını neden söndüremedik?
Bizim yangın uçaklarımız neden yok? Türk Hava Kurumu'nun o hangarlarında bekleyen uçaklar, bunlar neden modernize edilmedi? Ve tıpkısının aynısı o uçaklar. Yurt dışından neden geldiler de bize yardıma koştular? Bizim burayı da konuşmamız gerekmiyor mu? Yine sizinle paylaşmış olayım. Buradan da bir Karar Gazetesi'ne gidelim. Yangın felaketinden sonra aslında bir de sel felaketi, sel felaketiyle ilgili de yapılan açıklamalar. Dere yatağına evler yapılmış ama sonrasında bu çok fazla konuşulmuyor. Bir kişi tutuklandı, gözaltına alındı, tutuklandı. Yıkılan bir binanın müteahhiti. Asıl suçlu imar barışını çıkartanlar. Karar Gazetesi'ndeki haberin başlığı. İhmaller zinciriyle gelen sel felaketinde faturanın yalnızca kaymakamlara kesilmesi tartışma yarattı. Karar Gazetesi yazarı hukukçu Figen Çalıkuş'u fatura kesilecekse önce imar barışıyla başlanmalı diyor. Değerlendirmesi bu şekilde. Karadeniz'de afetin ardından çöken binalar dere kenarına ev olmaz tepkilerine yol açtı. Şimdi bu tepkiyi en yüksek tondan dillendiren isimlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dı. Dere kenarına ev yapılmaması gerektiğini söyleyen isimlerden birisiyle yapıldı. Yani kaçak mı yapıldı, herkesin gözleri önünde yapılmadı mı? Mesela orada şimdi bir müteahhit sorumlu tutuluyor. Sorumlu dere yatağına yapmış o evi, binayı ve orada insanlar hayatını kaybetti. Tamam da imar izni var, aplikasyon belgesi var, mimari proje var, bunlar çiziliyor. Bunların onayları nereden alınıyor? Belediyelerden alınmıyor mu? Betonarme statik projesi var, zemin etüt raporu var, yapı denetim belgesi var, inşaat ruhsatı var. Bu ruhsatları, bu belgeleri nereye teslim ediyorsunuz da nereden onay alıyorsunuz? Belediyeden değil mi? Herkesin gözü önünde olmamış mı bu? Yani bir müteahhit gelmiş, ben buraya ev yapacağım. Kimseye sormamış mı? O ev orada kendiliğinden mi yükselmiş? Bunların konuşulması gerekmiyor mu? Yani burada yaşanılan felaketin sorumlusu bir kişi mi? İşte o HES, sonra o dere yatağı, daraltılmış dere yatağı, o dere yatağının imara açılması, sonra o felaket göz göre göre gelmedi mi? Cumhurbaşkanının açıklaması, Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklaması, ya buralara böyle evler yapılmaz, yapılmamalı, kaç kez söyledik. İyi de nasıl denetlenmiyor? Burada belediyelerin sorumluluğu yok mu? Bu soruyu da bir kez daha soralım. Bir de sürekli imar barışı, imar barışı. İşte Karar Gazetesi'nde de Figen Çalıkuşu'nun dikkat çektiği konu. Şimdi gidelim o yaşanılan sel felaketi ve maalesef hem kayıplarımız var, hem ulaşılamayan insanlarımız var, hem de can kayıplarımız var. Karadeniz'deki sel felaketi. Sel felaketinin ne boyutta olduğunu gösteren o anlardan biri daha çıktı ortaya. Batı Karadeniz'i yıkan sel, Sinop'ta bir kereste fabrikasını da saniyeler içinde kağıttan ev gibi dağıttı, yerinden söktü ve sürükledi. Kastamonu'da 350 yıllık tarihi su değirmeni de yerle bir oldu. Toplam can kaybı ise 82'ye yükseldi. 39 yaşındaki Selzede Yılmaz Topçu ise telefon ucunda yardım isteyen ailesine yetişemedi. Taşan çayı aşamadı, babasını kurtaramadı. Annem dedi babanız boğuluyor oğlum koşun dedi. Ben buradan arabaya atladım gittim ama bir 5 kilometre kadar gidebildim. Oradan ileri geçemedim. Zaten HES de orada. Çay o kadar çoğalmıştı ki dağ gibi geliyordu yukarıdan. Yollar göçmüştü önümden. Kastamonu Bozkurt'ta sular altındaydı. Köylere ise ulaşım imkansızdı. Bozkurt'a bağlı Koşmapınar köyündeki yatalak hasta 70 yaşındaki Kazım Topçu suların dolduğu evden çıkamadı. Acılı evladın tek duası babasını toprağa verebilmekti. 16 kayıp hala aranıyor çünkü sel bölgesinde. Gücü yetmemiş babamı dışarı çıkarmaya. Kendini ancak kurtarabilmiş. Allah'tan babamı dışarı çıkarmamış. Evde kalmış babam. İkinci günü cenazesini çıkardılar oradan. Kurtaramadım. Yani maalesef Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerimize. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani konuşamıyorum daha fazla. Yani bunları düşündükçe ister istemez doluyoruz. İnebolu'da Mustafa Yurdakul'sa son anda oğlunun ona sarkıttığı kemerini asılarak hayata tutundu. Aynı adı taşıyan baba oğlu sığındıkları ıhlamur ağacı kurtardı. Can aldıydı, zor çıktım. Sonra da babam dedi beni de kurtar, beni alacak. Sonra ağaca sarıldım, eğildim bir elimle, belimden kemeri çıkarmışım. Babamı da çekmişim yukarı. 1 saat 53 dakika ağaçta mahsur kalmışız. Çıkamazsak dedim, bizi komple götürüyor gidiyor. Hiç gördün mü böyle bir afet? Hiç görmedim bu yaşa kadar.
Selde 15 kayıp veren ve 40'a yakın evin yıkıldığı Sinop Babaçay köyünden bir cenaze daha uğurlandı. Eşiyle birlikte akıntıya kapılıp hayatını kaybeden 68 yaşındaki Şadiye Demircan da son yolculuğuna uğurlandı. Demircan çiftinden geriye tek bir fotoğraf kaldı. Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da bir can kaybı. 12 gün geçmesine rağmen kayıplar hala aranıyorken en az 82 hayat söndü sel felaketinde. Selden geriye kalan Balçık Denizi ise temizlenmeye çalışılıyor hala. Hayatta kalanların da iş yerleri ve yuvaları yıkık. Kütük zaten arkadan vurdu, kırdı attı efendim. Önü de parçaladı. Ürkütücü tabii, 3,5 metre şey vardı, sel vardı. Zaten görürsünüz buraya da bakarsanız. Boğazıma kadar geldi su. Ondan sonra işte komşuyu kurtarmaya girdim oraya. Şiddetli yağışla oluşan sel doğuyu vurdu bu kez. Kars'ta iki köy ulaşım kesildi. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Kars merkezde de cadde ve sokaklar göle döndü. Sel baskınlarına karşı kent uyarıldı. Şimdi Karar Gazetesi manşetine bakacağız ve sonrasında dünyanın korona tablosu ve Türkiye'de biz okullarımızı nasıl açacağız? Velilerin yaşamış olduğu kaygı, acaba seyreltilmiş sınıf olmaz mı? Milletin Bakanlığı bunu düşünmez mi? Yine bu konuya dair gelen mesajlar var. Onları da yetkililerle, sizlerin mesajlarınızı yetkililerle paylaşma imkanımız olsun. Aşı inadı kırılırsa Delta'yı boğarız. İkinci plana düşmemesi gereken en önemli gündem koronavirüs gündemi, Delta varyantı, Delta Plus varyantı. Türkiye'de vaka sayıları hala yüksek seyrederken ya bu iş dizginlenir ya da sil baştan mücadele başların anahtarı aşısızlar oldu. Hem ders ziline hem grip mevsimine bir hafta kala girilen kritik virajda uzmanlardan son çağrı geldi. Toplumsal bağışıklık oranına ulaşamadık. Aşı tereddüdünü kırabilirsek sonbahara kadar Delta'nın önünü tamamen kesmiş oluruz. Aşıyla ilgili yaşanılan kafa karışıklığını gidermemiz lazım. Buradaki en önemli vurgu, bir kez daha söyleyeyim, Esin Davutoğlu Şenol'un yapmış olduğu vurgu aslında, aşı olup da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı vurgusu. Bunun daha fazla dillendirilmesi gerekiyor. Hemen bir dünyanın raporunu paylaşalım. Sonra da velilerin kaygısına geçelim. Covid-19 mutasyonları tüm dünyayı endişeye boğarken tedbirleri artıran ülke sayısı her geçen gün artıyor. Vietnam'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı yaşandı. Avrupa'da ise tedbir artıran hükümetler protestolarla karşılaştı. Salgının başından bu yana tüm dünyada görülen can kayıpları 4,5 milyona tırmanırken dünya Delta varyantının fırtınasını yaşıyor. Aşılamada büyük yol kat eden ülkeler şüphesiz yeni dalgadan en az etkilenenler oldu. Vietnam'da hükümet salgının başından bu yana en yüksek can kaybının yaşandığını duyurdu. Karantina uygulaması 2 hafta daha uzatıldı. Nüfusun sadece %2'sinin aşılandığı Vietnam'da en yüksek can kaybının yaşanması aşının ne kadar koruyucu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tedbirleri artıran ülkelerde ise protestolar yaşanıyor. Hollanda'da Delta varyantı paniği sonrası hükümet müzik festivallerini kısıtlayınca binlerce insan bir araya gelerek maskesiz ve mesafesiz bir şekilde sokaklarda eğlence düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarına tepkinin bir diğer adresi Avustralya oldu. İnsanlar hükümetin kısıtlamaları artırması yerine aşılamayı hızlandırması için ses yükseltti. Ülke genelinde aşılama 16 yaş grubu içinde başladı. Başbakan Scott Morrison kısıtlamaların kısa süre içinde kalkacağının sinyalini verdi. Nihal Gürepik, günaydınlar, selamlar ve yine bir izleyicimiz olması gereken dere yatağına ev yapan müteahhit kadar onlara ruhsat verenler, onlarla ilgili de soruşturma başlatılması diyor kendisi. Evrensel Gazetesi manşeti, devlet okulları özellerle yarışıyor. İhtiyaç kredisiyle okul kaydı. Böyle bir sıkıntı, böyle bir problemin yaşandığını Evrensel Gazetesi okurlarıyla paylaşıyor. Parayı veren düdüğü çalıyor. Emekçilerin yoğun yaşadığı Pendik Esenyalı Mahallesi'nde işçi kadınlar okul kaydında istenen paralardan dertli. Birçok veli bütçelerinin istenen paraları karşılayamadığını belirterek yaşadıklarını anlattı. 1. Kayıt yaptırabilmek için ihtiyaç kredisi çektim. 2. Kayıt parası servis ücreti aldığım asgari ücretten fazla. İstenen paralar devlet okulu mu özel mi dedirtiyor.
5000 lira istediler, pazarlık yaptık 3000 lira, o da peşin olacak. Eğer hani 3000 lira verecekseniz onu da peşin vereceksiniz. 5000 lira olsaydı taksit verebilirdiniz. Hani böyle bir değerlendirme mi yapılıyor acaba okul yöneticileri tarafından? Her eğitim öğretim yılının başında velilerin isyan ettiği konulardan bir tanesi. Ya biz zaten vergi veriyoruz. Bir de okullara böyle kayıt parası, okulların tadilatıyla ilgili böyle paralar vermeye devam mı edeceğiz? Veliler bunu yapmak zorunda mı? Hani bizim sosyal devletimiz, hani vergi verdiğimiz devletimiz, bu sorular sıklıkla soruluyor. Okul kaydında parayı veren düdüğü çalıyor. Velilerin isyan sesi Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Ve gelelim verilerin kaygısı, o da okullar açılacak. İşte 31 Ağustos tarihi itibariyle okul öncesi bir uyum süreci, 6 Eylül tarihi itibariyle de eğitim öğretim yılı başlayacak. Bir seyreltilmiş eğitim olur mu olmaz mı, bunun kaygısı. Okullarımız acaba ne kadar hazır? Bu konuda yaşadıkları endişeleri Milli Eğitim Bakanlığı'na iletiyor veriler. Bizler aşı olunması konusunda fikrimizi söylüyoruz. Bizzat kendim de zaten iki aşımı da olmuş durumdayım. Ancak şu an Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada öğretmenlerin %80'inin aşı olduğu, dolayısıyla %20'sinin aşı olmadığı. %20'si dediğimizde bunun karşılık sayısı yaklaşık 300 bin. Üniversitedeki çalışanları da saydığımızda 400 bin gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. 400 bin eğitim görevlisi aşı olmadı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Yüz yüze eğitim içinse son 15 gün. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Ancak öğretmenler arasında bile hala aşı belirsizliği, tedirginliği, çocukların sağlığı içinse endişe var. Yeni Milli Eğitim Bakanı şunu söylüyor. Biz hazırız diyor. Peki biz de soruyoruz. Neye göre hazırsınız? 2 yıl önce pandemi yoktu Türkiye'de. Sınıflar 40-50 kişilikti. Şu an Eylül'de okullar açılacak. Sınıflarımız yine 40-50 kişi. Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın da katıldığı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayan öğretmenlerin PCR testi yaptırması gerektiğini söylemişti. Aşısına olmayan öğretmenlerin oranı %20'lerde ama sadece öğretmenlerle bitmiyor risk. Öğretmenlerden bahsettik, 400 bin gibi bir rakam verdiniz ama okulda çalışan personel açısından da böyle bir rakam var mı elinizde aşılanma oranı? Elbette var. Okullarda şu anda 80 bin eğitim çalışanı var. Bu 80 bin eğitim çalışanı da yine benzer oranda aşı olmadıklarını görüyoruz. Onların da elbette, yani hazırız dedikleri bir şey de aslında hazır olan hiçbir şey yok. Okulların sadece kapısını açacaklar. Hadi çocuklar sınıflara diyecekler. Aşı çıkmazında bir taraf daha var. Veliler. Öğretmen de veliye sorabilir. Siz aşı oldunuz mu? Çocuğunuz belli bir yaşın üstündeyse ona da aşı yaptırdınız mı? Tüm bu belirsizliklerin gölgesinde yeni eğitim öğretim dönemine başlanacak. Ama sonrası ne olur, o da soru işareti. Açıldıktan sonra tekrar kapanma gibi bir durum olabilir mi? Böyle bir endişeniz var mı? Elbette var. Neden var? Yaşanmışlıklar bize okulun açılıp birkaç ay sonra yeniden uzaktan eğitime geçilebilme riskini olduğunu gösteriyor. Milli Eğitim Bakanı okulları bu hafta açıyoruz dedi. Aradan 3 gün geçmedi. Cumhurbaşkanı hayır okulları kapatıyoruz dedi. Ama mali gerekçeler, ama plansızlık, ama tırnak içinde beceriksizlik sonrasında bugüne kadar atılmış ve yapılmış bir adım yok. Bunu nereden görüyoruz? Milli Eğitim Bakanı istifa etti. Başarılı bir bakan istifa eder mi? Tabii ki etmez. Bizim için eğitimdeki başarının esası bellidir. Adam değiştirmek yerine anlayışı değiştirmek gerekiyor. Hemen misafirimiz geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu, kendisiyle konuşacağız Türkiye'nin gündemini. Ama o sohbete geçmeden önce bir Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi'nin manşeti, çünkü öyle söylenmişti. Temmuz ayında öyle bir uçuşa geçeceğiz ki Amerika kıskanacak, Avrupa Birliği kıskanacak, göreceksiniz Türkiye şahlanışa geçecek. Biz bunu İçişleri Bakanı'ndan da duyduk, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da duyduk. Baktığımızda Korkusuz Gazetesi'nin manşetine, 2018'de başlayan başkanlık sisteminin mali faturası ağırlaşıyor. Ekonomi uçacaktı, borçlar uçuyor,
Maaşlar eriyor, Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. İktidar 3 yıl önce başkanlık sistemiyle ekonominin şahlanacağını söylüyordu. Ancak tersi oldu. Hem vatandaşın hem devletin borcu katlandı. Zam yağmuru yaşandı. Halk perişan. Şimdi böyle bir tablo yaşanırken memurlar da haklı olarak enflasyonla mücadele edemiyor. Yani ne kadar siyasetçiler yaptıkları zam oranlarını açıklarlarken biz işçimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmedik cümlelerini kuruyor olsalar da aslında vatandaş ve vatandaşın ciddi bir geçim meselesi var. Memurlar da bu çerçeveden bakıldığında iyi bir zam istiyorlar. Beklentileri bu şekilde. Memur sen burada teklif nerede? Ey hükümet, bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla donanmış bir teklifle gelin. 2022 yılının birinci 6 ay için %5, ikinci 6 ay için de %6. Enflasyon 18.95 olarak açıklanmış. Temel gıda ürünleri dahil %50'ye yakın zamlanmış. Ama emekçiye önerilen zam adeta dalga geçilir gibi. Memurlar tatil gününü zam oranlarını bekleyişle geçirdi. Hükümet 5 artı 6'lık zammı ne kadar yukarı çekecek ya da çekecek mi? Kritik soru gün boyu yanıtını aradı. Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Kıyma %92, simit %28 arttı. Bunlar artarken düşen ne? Bizim alım gücümüz. Enflasyon %19'lara dayanmış, biz %21 istemişiz. Enflasyon kadar zam yapmak sıfır zam demek. Bir yanda %19'a dayanan enflasyon, bir yanda hükümetin enflasyonun altında kalan %11 ve %12'lik zam teklifi. Memurlar duyar duymaz reddetti. İkinci teklifi beklemeye başladı. Çalışma Bakanlığı pazarlık sürecinin son gününde yeni bir oran duyurmadı. Pazarlıklar kapalı kapılar arkasında devam etti. 2023 için ise %6 artı %6 enflasyon farkı. En düşük devlet memuru maaşıyla 2013'te 11.5 çeyrek alırken 2021 yılında 4.9 adet çeyrek alabiliyoruz. Aradaki fark 6.6. Memur sendikaları enflasyonla gıda fiyatları altınla kıyaslayıp maaşların yıllar içinde nasıl eridiğini geçen 10 gün içinde anlatmaya çalıştı. Ama ne kadarı karşılık bulacak net değil. Sendikaların %21 isteğiyle hükümetin %11'lik teklifi arasında 10 puan fark var. 2022 yılı için bu verildiği zaman maaş 4362 liraya ulaşacak. Bizim teklifimiz de 5632 lira. Aramızdaki fark 1270 lira. Bu 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Sadece zam oranları diye sendikalar 3600 ek göstergeyle sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesinin de niyet beyanından öteye geçip bu defa kesin takvime bağlanmasını istiyor. 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için toplu görüşme anlaşmayla mı sonuçlanacak, hakeme mi kalacak? 2019 görüşmelerinde hakeme kalmış ve hükümetin verdiği zam oranı yarım puanlık artışla onaylanmıştı. Efendim müsaadenizle hemen konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Gelecek Teşekkür Partisi ederim. Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu şu anda Çalar Saat'te misafirimiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Bir yandan yurt çalışmalarına devam ediyorsunuz. Esnafı dinliyorsunuz. Ekonomiyi konuşacağız. İşte memurların beklentisi olması gereken nedir? Hani bugünkü başlığımızda olması gereken. Olması gerekenler üzerinde konuşacağız ama birkaç gün önceye dönmek istiyorum ben ve o birkaç gün önce sizin partiden ayrılışınız, AK Parti'den ayrılışınız ve neden ayrıldığınızla ilgili açıklamalarınız da oldu. Hemen o haberimizi, hazırladığımız haberi izleyicilerimizle paylaşayım. Sonra biraz açmanızı isteyeceğim. Tabii, memnuniyet. Buyurun efendim. Biz bu davada kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. Eğer dava damadını Hazine Maliye Bakanı yapmak zengin etmişse ben o davayı sattım. Eski yol arkadaşlarını birçok kez davayı terk etmekle suçlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, evet ben o davayı sattım başlığıyla seslendirdiği bir klip yayınladı. Eğer dava memleketin kaynaklarını 3-5 müteahhide peşkeş çekmekse ben o davayı sattım. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar. Bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Eğer dava akrabaların her birini zengin etmişse doğru ben o davayı sattım. Biz davayı terk etmedik.
Biz davayı terk edenleri terk ettik. Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan ve AK Parti'den ayrılış sürecinde kendisine kumpas kurulduğunu açıklamış. Aslında davayı terk edenler diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine hedef almıştı. Erdoğan ise eski yol arkadaşlarını davayı terk edenler olarak niteliyor. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Eğer dava AK Parti genel merkezinde kokain tüketen gençlerin lüks arabalara binmesi ise ben o davayı sattım. Ne dava var ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Eğer dava kendi çocuklarını, damadını, vatan evlatlarından ayrı düşünmemekse, eğer dava her türlü yasağa direnmekse o davanın sahibi biziz. Davutoğlu seslendirdiği bu kliple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Tartışmayı raftan indirdi. Ahmet Davutoğlu eğer dava buysa ben o davayı terk ettim dedi. Efendim şimdi biraz daha açalım mı? Yani siz AK Parti'nin kurucuları arasındasınız, Dışişleri Bakanlığı yaptınız, Başbakanlık yaptınız, çok önemli mevkilere geldiniz ve sonrasında karşı karşıya kaldığınız durumlar neydi, neden ayrıldınız? Bir hani menfaat üzerine mi başka bir parti kurdunuz? Ne oldu? Şimdi dava kavramı çok bir neslin sembol kavramlarından birisi. Hem sol hem sağ, hangi ideolojide olursa olsun 70'li yıllarda, 80'li yıllarda dava dendiğinde bir takım ideallerin hayata geçirilmesi vardı. Birinde eşitlikçi bir toplum, sol düşüncedeyseniz dava derken onu kastederdi. İşte daha muhafazakar bir temelden geliyorsanız adil bir toplum, daha adaletin hakim olduğu bir toplum, daha milliyetçi bir çizgiden geliyorsanız Büyük Türkiye'de hep dava kullanıldı. Dolayısıyla bir takım idealleri temsil eden bir kavram. Ancak son dönemde baktığımızda bize karşı özellikle davayı terk ettiler, davaya ihanet ettiler gibi ağır ithamlarla karşı karşıya kaldık. Son olarak Bursa'da yerel bir televizyonda siz davayı sattınız mı sorusuna cevaben ben bu sözleri söylemiştim geçen cuma günü. Evet, bir dava varsa bizim AK Parti kuruluşunda, daha sonraki politikalarında, İddialarında 28 Şubat'a karşı direnişte, daha önce 12 Eylül'e karşı direnişte bir dava varsa bu davanın birkaç temel unsuru vardı. Birisi yasaklara karşı, 12 Eylül'e, 28 Şubat yasaklarına karşı özgürlükçü bir tutum. Şimdi geldiğimiz yere bakınız. Dava dava diye bizi getirdikleri yer insanların konuşmaktan korktukları bir Türkiye. Yine dava derken biz neyi söylerdik? Hazreti Ömer adaleti. Devlet reisinden her türlü hesabın sorulabildiği, hani kılıcı çekip hesap vereceksin ya Ömer diye camide seslenen bir şey, hesap verilebilirlik devlet başkanından başlayarak. Bugün bizim suçumuz neydi AK Parti içinde? 22 Nisan 2019'da bir manifesto yayınlamıştık. Çok iyi niyetli ve Sayın Cumhurbaşkanımız diyerek giden yanlışları sıralamıştık. Bizim partiden ihraç edilmemize giden süreçte adaleti hatırlatmıştık. Şeffaflığı hatırlatmıştık. Siyasi ahlakı hatırlatmıştık. Dava neydi? Devlet hayatındayken mum, resmi o günler işler için kullanılan mum ile özel işleri de kullanılan mumu ayırt etmekti. Dedi ki siyasi ahlak yasasıyla gelin özel işlerimizle resmi işlerimizi ayıralım. Yapmayın. Devlet imkanlarını bunun şahsi menfaat için kullanalım. Yani bunların hepsi bizim ideallerimiz. Kötü değil ama şu anda gelinen yer bütün bu davanın temel değerleri neyse, yani 20 yıl önce AK Parti'yi kurarken Tayyip Erdoğan, biz değil Tayyip Erdoğan ne demişse, 25 yıl önce 28 Şubat'a direnirken o geniş kitleler neleri istemişse, daha önce 12 Eylül'e karşı direnirken neleri istemişse bugün onlar terk edildi. Peki terk eden kim? Ben miyim? Kimse bu konularda benim yasakçı olduğumu, yakınlarıma büyük imkanlar sağladığımı, devlet imkanlarını şahsım için kullandığımı iddia edemez. O zaman bir dava varsa o davanın değerlerini terk edenler Sayın Erdoğan ve bugünkü AK Parti iktidarı. Biz onları düzeltmeye çalıştık. Biz soru sorduk. Biz gelin yapmayın etmeyin dedik. Bugün 23 Ağustos tam da bundan 3 yıl önce Sakarya'da daha sonra bizim ihraç edilmemize sebep olan konuşmayı yapmıştım. Ve o gün itirazımız var, dinleyin bizi. Kötü gidiyor ülkede işler. 2 yıl önce 2019 23 Ağustos'ta. Yolsuzluklar at başı gidiyor. FETÖ borsası diye bir şey oluşmuş. İnsanlar makamlarını kendi güçlerini göstermek için kullanıyorlar.
millet ile milletvekilleri arasındaki uçurum artmış. Bütün bunları söyledik. 23 Ağustos'ta ondan 2 hafta sonra, 2-3 hafta sonra Eylül ortasında, 13 Eylül'de, Eylül başında bizim ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkimiz geldi. Yani şimdi burada bütün vatandaşlarımıza ve tabii AK Parti'ye oy veren geniş halk kesimlerine de seslenerek söylüyorum. Onlar bana, bize de oy, bana da oy vermişlerdi geçmişte. Onlara olan gönül bağım devam ediyor. Bu video onlarla olan gönül bağımı teyit eden bir videodur. Sizin dava diye kutsadığınız ne varsa onların sahibi biziz. Ve dava diye kutsadığımız ne varsa bugün iktidar onları terk etti. Hani bir anlamda Nazım Hikmet vatan haini diye suçlandığında güzel bir şiir yazar. Vatan sizin kasalarınızsa diye başlayan ben vatan hainim diye bir tane. Evet, dava eğer buysa, yani dava devlet imkanlarını, milletin imkanlarını şahsi için kullanmaksa, 3-5 müteahhite peşkeş çekmekse, yakınlarını zengin etmekse, genç, daha hayata yeni atılmış gençleri efendim kokain kullanıp lüks arabalara binecek binen bir takım yanlış yollara girmeye sevk etmişse, yakınları, damadı vesaireyi devlet makamlarına getirmekse, biz bu davada değiliz diyoruz. Bizim davamız sizin inandığınız ve oy verdiğiniz, destek verdiğiniz davadır. Esas yol ayrımı bu. İşte Sayın Erdoğan'ı dinlediniz. Bizi ne ağır ithamlarda bulunuyor. Davayı terk ettiler. Yani siyasi ahlak yasası, bundan hiç söz etmeseydiniz, AK Parti'de hala başbakanım, söylemeseydiniz. Hala başbakanım. Yani siyasi ahlak yasasını getirmeseydim, şeffaflık yasasını getirmeseydim, bütün siyasiler mal beyanı verecekler, kimse siyaset üzerinden zenginleşmeyecek demeseydim, efendim imar yasasını getirmeseydim, rant, imar rantları kamuya aittir, öyle bir imar müdürünün attığı imzayla insanlar milyarder olmayacaklar, bu rant kamuya aittir demeseydim, ihale yasasında istisnalar olmayacak, ihale yasası eşit şartlarda devlet kamu harcamasının en iyi şekilde kullanıldığı şekilde yapılacak demeseydim, ben hala bugün o zaman başbakanlığım, bugün de herhalde çok rahat makamlarda olabilirdim. Biz o makamları terk ettik ama davayı terk etmedik. Özetle geldiğimiz yer bu. Biz o makamları terk ettik ama davayı terk etmedik. Onlar ise o makamlarda kaldılar ama davayı terk ettiler. Yol ayrımı budur. Efendim şimdi insanlar makamlarını kullanarak güçlerini göstermeye çalışıyorlar dediniz. Dün bir olay ortaya çıktı. Hani dün yaşanmadı ama öncesinde yaşanmış, ortaya çıktı. AK Partili bir milletvekili polislerle bir diyaloğu, yaşanılan bir sorun var ortada. Ama karşılıklı diyaloglar çok incitici. Yani bir yandan görevlerini yapmaya çalışan polisler ki açığa alınmışlar o yaşanılandan sonra. O görüntüye bir kez daha bakalım, sizin düşünceniz nedir onu da merak ediyorum. Buyurun. Allah korusun, bir saldırı olabilir. Bak bak, içeri çekiliyorsun ya, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Bir trafik polisi hakkında emniyet ekiplerinin telsiz anonsuyla geçiş ihlali ihbarında bulunduğu aracı durdurdu. İçinde AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz vardı. Trafik polisine kurduğu cümleler, hakaret ifadeleri ortaya çıktı. Kim ihbar ediyor benim arabamı? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Ekipler... PTS'ye kayıtları düşmüş. Tamam, böyle tamam. Milletvekili olur. Ne zaman erdemliğe gelsem bu pislikle milletvekili araç olarak çıkmıyor. Bilgi vereceğim şimdi şu an. Zeynep Gül Yılmaz 18 Temmuz'da Mersin'in Erdem ilçesinde polis uygulamasına takıldı. Görevli memur kimlik sorunca AK Partili vekil öfkeyle karşılık verdi. Vekilden sonra şoförü de polis memuruyla karşı karşıya geldi. Beni sağa çektin mi? Tamam, müdürüm arayacağım. Beni sağa çektin. Müdürüm arayacağım, tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam, müdürüm arayacağım. Gelebilir miyim? Müdürüm arayacağım. Abi bak, sen benden kimlik sorunu hakkın varsa ben de senden kimlik sorunu. Tamam, müdürüm arayacağım. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Partili vekilin polise kullandığı ağır ifadelere kimse görevini yapan Türk polisine bu ifadeleri kullanamaz diyerek tepki gösterdi. Bir polis uygulaması sırasında Mersin AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz iki polisimize hakaret etmişti. Bunu bu milletvekili yalanladı ama iki polisimiz açığa alındı. Başarır, İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması için meclise soru önergesi de verdi. İki polis memurunun neden açığa alındığını sordu. Göreve iadeleri için işlem başlatıldı mı dedi. Mersin Valiliğinden bir açıklama var. Onu bir kez daha paylaşayım.
İşte Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı'nın sosyal medya paylaşımı tamamen çarpıtmadır diyor. Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulduğu söyleniyor. Sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken tespit varsa, ihlal varsa tutanak tutup ilgili kamu kurumuna göndermek, görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Mersin Valiliği'nin yapmış olduğu açıklama da bu şekilde efendim. Ama yine de biraz empati, biraz daha böyle insanların birbirini anlayarak ya da dinleyerek, böyle hakaret etmeden, kötü sözler söylemeden yol alması çok mu zor? Biz hani zaten kaybettiğimiz değerler bunlar. Şimdi Mersin Valiliği açıklamasını görünce olay kadar üzüldüm. Niye? Eğer bu sıradan bir vatandaş olsaydı bu muameleye maruz kalan Mersin Valiliği muhtemelen emniyet görevlilerinin yanında yer alacaktı. Şimdi hepimiz ünvan taşırız ama sokağa indiğimizde hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. Benim en fazla nefret ettiğim şey, ben kimim sen biliyor musun? Sen adını ver bakalım diyen bir yetkilidir. Bu kim olursa olsun. Burada da duyduk. Burada da hep bu şey. Ben kimim biliyor musun? Bunu diyene sen kim olursan ol, Türkiye Cumhuriyeti yasaları senin için geçerlidir deme hakkı kamu görevlisinin üzerinde hak da değil, vecibedir. Herkesin buna riayet etmesi lazım. Eğer milletvekili diyelim ki bir yanlışlık oldu, güzelce konuşabilir, hatta inip sohbet edebilir, nasılsınız arkadaşlar diyebilir, onların gönlünü alabilir. O sırada işlem biter, yoluna devam eder. Bunu görev esnasında birçok kere biz de yaşadık benzer şekilde. Yani burada özel bir konuyu bahsetmek istemem ama polislerimizin nasıl bir stres altında çalıştıklarını göstermek için müsaade ederseniz bir yaşadığımız bir olay anlatacağım. Lütfen buyurun. Ben oğlum Bilkent Üniversitesi'nde okuyordu yollarda. Ve üniversiteye giderken trafik yolu değiştirmiş yani yol göreviniz? İstikamet. Başbakanlığı ya yeni bırakmıştım ya başbakanım o günler yani Bilkent'te olduğuna göre. Polis çeviriyor yanlış yola girdin diye. Çok ağır da konuşuyor oğluma. Tabii genç birisi yanlış yola girmiş. Evraklarını verdi. Yani ağır dediğim küfür falan öyle tür şeyler yok ama niye girdin, niye bakmadın falan gibi. Evrakları veriyor. Polis, emniyet görevlileri ceza kesmeye öndeki arabaya gidiyorlar. Dakikalarca gelmiyorlar. 10 dakika, 15 dakika. Oğlum gidiyor. Cezamı kesseniz de ben dersime yetişsem diyor. Diyorlar ki senin soyadın Davutoğlu. Evet. Konya Taşkent doğumlusun. Doğru. Bizim başbakanın muhtemelen akrabasısın. Bizim başbakanım. Evet yani başbakan akrabası. Oğlum diyor, evet oğluyum diyor. Peki ama niye söylemiyorsun? Bu cezayı sana kesmezdik, durdurma veya şey yapardık. Niye söylemedin diyor. Yanlış yaptım, hata ettim. Siz de ceza keseceksiniz. Bundan doğal ne var? Peki bize şimdi bir şey söylenmez mi diyor. Yani bir yere sürülmez miyiz veya bir baskı gelmez mi? Eğer cezayı kesmezseniz hesap sorar babam. Siz cezamı kesin, ben dersime yetişeyim diyor. Bindiğin araba bu mu? Korumaların nerede? Gibi bir şeyden sonra cezayı kesiyorlar. Biz de o cezayı ödedik. Şimdi gençlerimize bu bilinci vermemiz lazım. Ben kendi oğlumdan bahsettiğim için değil. Hepimizin görevi. Polislerimiz o stres altında görev yaparken onlara dediğiniz gibi empati yapmak. O andan itibaren polis güvenir. Ben başbakan oğluna da ceza kesiyorsam herkese ceza kesebilirim der. Ama bir milletvekiline veya bir görevliye farklı muamelede bulunması durumunda eğer bir kendisi cezalandırılacağı düşüncesine sahip olduğuna düşün o emniyet görevlisinin görev yaparken taşıyacağı stresi. Çünkü kamu görevlisi bitmiyor. Milletvekili var, genel müdürler var, var kamu bürokrasisi. Bir sürü araç var. Tabii bir sürü araç var. Bir sürü makam var. Şimdi orada yapılması gereken bir yanlış anlaşılma varsa milletvekili nezaketiyle inip hal hatır sormak onlara, konuşmak, işi, ihbarı değerlendirmek ve inip gitmek. Niye böyle şeylere tevessül ederler? Bu İlker Bey, bu kibir işte. Gücün getirdiği kibir bu. Hiçbir ama Cumhurbaşkanı'nın şekilde da sürekli teşkilata çağrısı ya da AK Partililere çağrısı, kibirli olmayın, ama, halkın arasında olun. Ama öyle uzun yüz araçlık konvoylarla halkın arasından geçtiğiniz ve yollar sürekli kapatılırsa sizin diğerlerine yaptığınız tavsiye bir anlam ifade etmez. Önce siz kibirli olmayacaksınız. Önce siz herkese eşit muamelede bulunacaksınız. En yakınlarınızı en yüksek makamlara getirdikten sonra AK Parti teşkilatına yakınlarınıza görev vermeyin demek tutarlık olmaz. Devlet başkanlarının, öğretim üyelerinin, hakimlerin, öğretmenlerin yani kamuoyu önünde
adaleti temsil eden kim varsa onların öncelikli görevi kuralı önce kendisine uygulamaktır. Kendisine uyguladığı kuralı herkese söyleyebilir. Ama kendisine uygulamazsa hiç kimse olmaz. Biz çocuklarımıza o kuralları uygularsak öyle. Ben bu olayı da çok sonra duydum. Oğlum bahsetmeye bile gerek duymadı. Bunu bir, dediğim gibi bir olması gereken olduğu için söylüyorum. Kendi özel hayatımdan bir şey anlatmak için söylemiyorum. Hepimiz kendi çocuklarımıza, çevremize, kendimize bir emniyet görevlisi gördüğümüzde bizim herhangi bir vatandaştan farkımız olmadığı hissini onlara verdirirsek onlar görevlerini rahat yapar. Ama herkes ben kimim sen biliyor musun ismini ver dediği zaman o emniyet görevlisi gerçek bir suçlu da aynı tiyatroyu iyi oynarsa ona karşı ne yapacağını şaşırır. Kim olursan ol Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın o kadar. Efendim şimdi biraz dış politikaya geçelim. Bütün dünyanın aynı zamanda Türkiye'nin meselesi Afganistan'da 20 yıl sonra Taliban yeniden işte ülkede de bir kaos yaşanıyor. Yeniden iktidarı ele geçirdi. Buna dair haberimizi bir paylaşalım. Sonra Taliban kim? Kendisini başka başka göstermeye, ılımlı bir şekilde göstermeye de gayret ediyor. Öyle mi değil mi? Biraz böyle dış politikaya geçelim istiyorum. Önce haberimiz. Batı'ya değişim mesajları veren Taliban bir yandan da ülkede insan avı başlattı. Afganistan'dan kaçmak isteyenler Kabil Havalimanı'nda izdihama neden oldu. 7 kişi öldü. Kabil'den tahliye edilen Türkler yaşananları anlattı. Kimse kalmıyor ya. Herkes gidiyor. Öyle bir hava var ki kimse durmak istemiyor. Herkes panik içinde, korku içinde, dehşet içinde. Yabancıların Afganistan'ı tamamen terk edeceği 31 Ağustos tarihi yaklaşıyor. Zaman daralırken tahliyeler sürüyor. Uçakların biri inerken diğeri kalkıyor. Türkiye'de Kabil'den tahliye operasyonu sürdüren ülkeler arasında 16'sı bebek, 357 Türk vatandaşı daha İstanbul'a getirildi. Afganistan'dan Türkiye'ye dönenlerin sayısı 1000'e yaklaştı. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk biraz sıkıntılı, girişler çok sıkıntılı, izdiham var. Başkent Kabil'deki havalimanındaysa kargaşa var. Güvenlik endişesi tahliyeleri yavaşlatırken havalimanı çevresinde izdiham yaşandı, 7 kişi öldü. NATO son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 20 olduğunu duyurdu. Ülkede 20 yıl sonra ikinci kez yönetimi ele geçiren Taliban kaostan Amerika'yı sorumlu tuttu. Örgüt sözcüsü ülkenin her yerinde huzur olduğunu, sadece Amerikan askerlerinin kontrolündeki Kabil Havalimanı'nda kaos yaşandığını açıkladı. Taliban güçleri bir yandan da havalimanı çevresinde konuşlanmaya başladı. Bazı örgüt üyelerinin NATO askerlerinin gözü önünde tahliyeyi bekleyenlere müdahale ettiği görüldü. Havalimanı çevresinde bekleyiş devam ederken Rusya lideri Putin Batı ülkelerini eleştirdi. Putin, Afgan sığınmacıların Amerika ya da diğer ülkelerden vize alana kadar Rusya'ya komşu Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesine karşı çıktı. Sığınmacı kılığında ülkemizde yeniden bir takım militanların belirmesini istemiyoruz dedi. Batı'ya ılımlı mesajlar gönderen Taliban'sa eski hükümet ve NATO için çalışmış kişilerin peşine düştü. Birleşmiş Milletler'e sunulan bir rapora göre örgüt bu kişileri bulmak için ülkenin bazı bölgelerinde operasyon başlattı. Raporda ev ev gezen Taliban güçlerinin bulamadıkları kişilerin ailelerini tehdit ettiği belirtildi. Taliban öncesi ülkede görev yapan kadın gazeteciler de endişeli. BBC Türkçe'nin haberine göre Taliban'ın kendilerini aradığını söyleyen kadın gazeteciler ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Bir evden diğerine kaçtıklarını söyleyen gazeteciler uluslararası medya ve insan hakları örgütlerine yardım çağrısı yaptı. Efendim şimdi molaya gideceğiz. Döndüğümüzde uzun uzun Afganistan meselesini, mülteciler meselesini konuşacağız ama Taliban kim sorusunu burada sormak istiyorum. Taliban kim? Böyle ağlayıp pullayıp göstermeye çalıştıkları Taliban. Şimdi tabii Taliban'ı anlamak için bütün bir Afgan geçmişini de iyi anlamak lazım. 79'da Sovyetlerin işgali sonrasında o günden bugüne 42 yıldır Afganistan içinde bir sosyopolitik iklim var. İşgale direnen mücahitler çok şanlı güzel bir direniş sergilediler ve Sovyetler çekildikten sonra o direnişin o bir süper gücü çözülmeye götüren direnişin aksine kendi aralarında ciddi çatışmalar yaşadılar ve Afganistan bir iç gerilime girdi. Taliban o ortamda doğdu. Ve Afganistan'daki o iç çatışmalar içinde özellikle Pakistan kaynaklı orada eğitim almış olan gruplar toplu olarak şeye girdiler Afganistan'a. Ve bir Taliban dönemi başladı ve genellikle zihinlerde olumsuz
resimlerle hatırlanan bir dönem. 11 Eylül'den sonra ise bu sefer El-Kaide orada barınıyor iddiasıyla Amerika müdahale etti. İkinci bir süper güç müdahalesi, büyük bir güçle arkasından NATO'yu da beraberinde sürükledi. Orada bir düzen kurmaya çalıştı. Ancak o düzeni gerçekten temel demokratik esaslar etrafında ve başarılı bir devlet mimarisiyle kuramadığı için 90'lı yıllardaki Taliban tekrar bu sefer bir toplumsal tepkiyle arkasına sürükleyerek tekrar yönetime geldi. Ne değişti göreceğiz. Ama Taliban'ın tabii dış bağlantıları itibariyle bakıldığında çıkışında da daha sonra da Pakistan'la olan yakın irtibatı aşikardır. Yani Pakistan-Afganistan sınırı neredeyse Taliban'ın geçiş hattının oluşturduğu bir sınırdır. Ve bazı yerlerde Dışişleri Bakanı iken bizzat o bölgeye gittim. Pakistan tarafına da Afganistan tarafına da bazı yerlerde fiilen devlet kontrolü olmadığı alanlar vardı. Yani Pakistan devleti de kontrol etmekte zorluk çektiği alanlar. Yalçın dağlar ve o bölgelerdeki sığınak alanlarında Taliban uzun yıllar mücadelesini sürdürdü, geri çekildi. Şimdi daha sonra ise son yıllarda tekrar teker teker vilayetlerde kontrolü ele alarak ilerledi. Şubat, bu yılın Şubat ayında aslında Katar'da yapılan görüşmelerle Amerika fiilen Taliban'a ben çekiliyorum ve görevi sana devretmeye hazırım mesajı verdi. O bakımdan Türkiye için, dünya için bu çok sürpriz değil. O yıl aylardan sonra yapılan bazı mülakatlarda yani da ben... Yani kaosu size devretmeye hazırım mı dedi ABD? Yani düzeni koruyamıyor, düzeni kuramadı. Türkiye de çok büyük çaba sarf etti her dönemde. Orada özellikle ekonomik kalkınma, teknik yardımlar konusunda. Ama dışarıdan bir düzen empoze edemiyorsunuz. Oranın yerel unsurlarıyla iyi bir kaynaşma içinde ve yerel unsurları kullanarak düzen kurarsanız olur. Ama gerek Karzai, gerek Eşref Gani, Amerika adına, yabancı güçler adına sanki orayı yönetiyormuş intibağı oluşturdukça geniş Afgan kitleler Taliban'ın o yıpranmış, aslında Taliban büyük bir destek kaybetmişti Afganistan'da. Evet. Tekrar kazanmasının sebebi Taliban'ın çok büyük bir güç oluşturmasından değil, Afganistan'daki yönetimin yolsuzluklara bulanmasından, güven kaybetmesinden ve Kabil dışında ve belli şehirler dışında düzeni sağlayamamasından kaynaklanıyor. Taliban'ın şimdi haberde de yer aldığı gibi bir takım tavır değişiklikleri iddiası var dünyayı ikna edebilmek için. Bu tabii zamanla ortaya çıkacak bir şey ama Taliban'ın esas itibariyle Afganistan'da Sovyet işgali sonrasındaki iç gerilimlerden doğduğunu, daha sonra da 11 Eylül sonrası Amerikan müdahalesi esnasında da kendini muhafaza edip, evet, o işgalin zaafları üzerinde yeniden iktidara geldiğini söylemek mümkün. Efendim şimdi Taliban bir müttefik mi? Türkiye'nin inancıyla ters bir yanı var mı yok mu? Bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde bunu konuşalım ve mülteciler meselesini, evet, sonra da ekonomiyi. Bir mola, dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Gelecek Partisi lideri Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor Çalar Saat'te. Efendim şimdi tam da önemli bir yerde bıraktık. Türkiye'de siyasette nasıl konuşuluyor? İşte Türkiye Afganistan'da ya da Kabil'de asker tutacak mı, tutmayacak mı? Bu konular gündemde. Siyasetteki yansımalarına bakalım. Sonrasında mesela Taliban bizim müttefikimiz mi? Ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, Taliban'ın Türkiye'nin inancıyla ters yanı yok. Türkiye'ye yaklaşımları hassas, ılımlı, itidalli açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Acaba Türkiye'nin inancıyla ters yanı var mı yok mu? Size bu soruyu da yöneltmek istiyorum. Bir siyaset cephesinde Mehmetçiğimiz Kabil Havalimanı'nı kontrolü için orada Afganistan'da kalacak mı kalmayacak mı bu tartışma? Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz. Olaylar ters giderse, bir sıkıntı görürsek 24 saatte orayı terk ederiz. Afganlı kardeşlerim isterseymiş, Taliban ne zamandan beri bizim kardeşimiz oluyor? Türkiye'nin orada kalmasını gerektiren milli çıkarımız nedir? NATO ve bütün devletler çekiliyor. Biz orada el alemin bekçisi miyiz? Afganistan'dan gelip yakalanan düzensiz göçmenlere Van'dan İstanbul'a uzanan güzergahta operasyonların ardı arkası kesilmezken Afganistan odaklı diplomasi ve göçle mücadele trafiği de arttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü. Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğiyle işletmesine talibiz mesajını verdi. Merkel'le görüştü. Afganistan'dan ilave göçü kaldıramayız dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuştu. Sıkıntı halinde Mehmetçiğin bir günde Afganistan'dan dönebileceğini söyledi. Afganistan politikasında her açıklama iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Hulusi Akar boş konuşmuş. Riske attıkları şey ne uğruna evlatlarımızın canlarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin derhal oradan çekilmesi lazım. Mehmetçiğe zarar gelmesine izin verebilir miyiz? Gerektiğinde hızlı reaksiyon göstererek tahliyeleri gerçekleştirmek amacıyla uçakları hazır tutacağız. Bir saat içinde oraya uçakları sokacağız ve Mehmetçiği alıp çıkacağız. Artık daha fazla oyalanmayın. 648 askerimizi ülkemize sağ salim geri getirin. Aksi halde Mehmetçiğimizin burnu kanarsa sorumlusu siz olacaksınız. Akar muhalefetin sert eleştirilerine karşın bir yandan Türkiye'nin Afganistan'da kalmayı düşündüğünü, diğer yandan da her an ayrılacakmış gibi teyakkuzda olduğunu bu sözlerle dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ve Merkel'le yaptığı telefon görüşmelerinde Taliban'la diyalog kanallarının açık tutulması ve yumuşak bir geçiş sağlanması gerektiği mesajını verdi. Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz. Buna kapalı değiliz. Afganistan gündeminin en sıcak başlıklarından biri de yaşanan göç dalgası. Türkiye'de 4 milyon mülteci varsa Türkiye zayıf bir ülke değil. Erdoğan 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 4 milyon 300 bin sığınmacıdan söz etmişti. 2 hafta sonra Merkel'le yaptığı görüşmede 5 milyon rakamını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hali hazırda 5 milyon sığınmacıyı misafir eden bir ülke olan Türkiye'nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını dile getirdi. Avrupa'ya da önemli görevler düştüğünü ifade etti. Rakamların anlık değiştiği, hatta birbiriyle çeliştiği tartışmada iktidarla muhalefet karşı karşıya. Oradan giriyorlar, İstanbul'a kadar geliyorlar kafilelerle. Günde 5 bin kişi benim sınırlarından içeri giremez. Hepsini geri gönderin. Bu faşistlik değildir. Onları davullarla, zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri hep birlikte kurmalı ve inşa etmeliyiz. Hulusi Akar, Afganistan'daki yönetim değişikliği ve NATO'nun çekilmesiyle birlikte Türk askerinin Kabil'de kalmasına karar verilirse yeni bir tezkerenin gerekeceğini de söyledi. Bunun için de meclisin olağanüstü toplanabileceği mesajını verdi. Afganistan ve olası yeni tezkere önümüzdeki günlerin sıcak gündemi. Efendim biraz daha açacak olursak. Taliban bizim müttefikimiz mi? Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri Türkiye'nin inancıyla ters yanıyor. Ne dersiniz? Şimdi her şey önce Taliban'ı bir çerçeve oturtmak lazım. Sonra da Türkiye nasıl bakacağı, bakması gerektiği konusunu ele almak lazım. Bugün Taliban'ı bekleyen 3 sınav var. Daha doğrusu 3 litmus test diyebileceğimiz gösterge var. Bundan sonra Afganistan'da nasıl bir rol oynayacağı ile ilgili. Çünkü 96'da iş başına geldiklerindeki tabloda bir 3 konuda da ciddi zaaflar vardı ve bu yüzden zaten Taliban Afganistan'ı kontrol edebilme kabiliyetini kaybetmişti. Birincisi dini anlayış bakımından nasıl davranacakları. Bu hem farklı dini ekollere yani Hristiyanlık, Budizm gibi o dönemdeki görüntülere baktığınızda ama daha önemlisi Afganistan hemen hemen tamamıyla Müslüman olduğu için farklı İslam anlayışlarına nasıl baktıkları. Neden önemli bu? Afganistan'da Hazaralar var, Şii. Bir kısmı da Özbek, Türkmen Şiilerdir. Şiilere nasıl bakacakları önemli. Afganistan'ı birlikte yöneteceklerse Şiilerle yakın diyalog içine girmek zorundalar. O zaman da kendi İslam anlayışlarını dayatmamaları lazım. Dayattıkları zaman Şiileri o sistem içinde tutmak mümkün olmaz. Bu aynı zamanda İran'la ilişkiler bağlamında da önemli. İran'la komşu olarak ilişkileri sürdürmesi için buna dikkat etmesi gerekecek. Bu geçiş sürecinde Hazaralarla yakın diyalog kurup Hazaralarında desteğini aldı Taliban. Bu ilginç bir göstergedir. Yine farklı İslam anlayışlar bakımından da Sünni gelenek içinde Pakistan'daki Sünni anlayışla, Türkiye'deki Sünni anlayış, dini anlayışla ki Türkiye'de Sünni, Alevi bir Anadolu İslamı içinde farklı bir şeyimiz var, tarihi sürecimiz. Bu anlamda İslam kimliği birleştirir bizi ama İslam anlayışlarımız farklı olur. Dünyada çok farklı Hristiyanlar arasında da farklı dini anlayışlar var. Taliban'ın savunduğu dini anlayışın Türkiye'de aynen benimsendiği gibi kanaat doğru değil. Taliban'ın da Türkiye ve benzeri ülkelerdeki dini anlayışlarla nasıl bir ilişki kuracağı ve Afganistan içindeki farklı Sünni telakkilerle, Şiilerle nasıl ilişki kuracağı birinci sınav. Bu konuda ilk işaretler Hazaralarla girdiği ilişkilerde olumlu ama
bazı konularda attıkları adımlar dikkat edecek. Kadınlara nasıl davranacaklar? Yani İslam... Gördüğümüz görüntüler bize bir şey söylemiyor mu? Şu ana kadar bazı işte bir sokağa çıkma izni gibi bazı eski Taliban anlayışlarına göre yumuşak, bizim anlayışımıza göre hala uzak bir yerdeler. Yani kadının dışlandığı bir toplumun İslam toplumu olduğu inancı, düşüncesi tamamıyla yanlıştır ve bu dünyaya da yanlış bir mesaj veriyor. Dünyadaki İslam karşıtlığını körükleyen bir mesaj veriyor. Kadınlara karşı nasıl tutum alacakları, kız öğrencilerin, kızların eğitimiyle ilgili nasıl tutum alacakları, yani dini anlayışla ilgili tutum değişikliği var mı yok mu, bu bir sınav. İkincisi etnik farklılıklar. Genellikle Taliban Pakistan'da doğmuş ve Peştun ağırlıklı bir örgüt olarak bilinir. Yani Özbek, Türkmen, Hazara, Tacik gibi grupları sisteme entegre edebilecekler mi? Bu önemli bir soru. Çünkü Sovyetler, Sovyet işgali sırasında da değişim Ahmet Sud döneminde Tacik kuzeyden başladı. Şimdi Taliban kuzeyden, kuzey vilayetlerini ele geçirdi. Taliban bu konuda esneyebilecek mi, göreceğiz. Eğer Özbekleri, Türkmenleri, Tacikleri, Hazaraları dışlayan bir tutum takınırlarsa iç çatışma kaçınılmaz hale gelir. Şimdi baktığımızda aslında ölüm mangalarıyla ılımlı mesajlar vermeye çalışması Taliban'da bir değişimi açıkçası dünyaya yansıtmıyor. Ya da oradaki insanlar, tabii, onların şimdi, kaçışı, kadınlar, insana bu başlatılması. Tabii şu ana kadar bir takım değişim sinyalleri verdi ama toplam resimde yeni bir Afganistan, yeni bir Taliban görüntüsü daha ortaya çıkmış değil. Onun için teenniyle, eski tabirle, dikkatle, özenle takip etmek gerekiyor. Üçüncüsü, dış dünyayla nasıl ilişki kuracakları. Yani 96'dan sonra işte El-Kaide'nin oradaki varlığı ve birçok yapının oraya girmiş olması bütün dünyayı tedirgin etti. 11 Eylül'den sonra bu yüzden de bir Afganistan müdahalesine giden sürecin önü açıldı. Şimdi dünyayla nasıl ilişki kuracaklar? Pakistan'la ilişkilerinin, Çin'le ilişkilerin iyi olacağını herkes kestirebiliyor. Özellikle Pakistan'la tabii üzerinden. Ama dış dünyayla ne mesajlar verecekler? Bu Amerika'yla Rusya ilişkilerin iyi olup olmamasından öte bir şey. Birleşmiş Milletler sistemi içinde meşru bir ulus devlet olarak, yönetim olarak bir faaliyet mi yapacaklar? Yoksa dış dünyanın algısı bakımından kontrol edilemeyen bazı güçlerin, uyuşturucu trafiğinin, efendim bazı şiddet, terör yanlısı örgütlerin barındığı bir yer haline dönüştürecek. Burada geçmiş şeyci, gerçi uyuşturucu konusunda bir takım eskiden de tedbirleri vardı Taliban döneminde. Şimdi bunlara bakarak Türkiye'nin tutumunu netleştirmesi gerekiyor. Eğer Taliban özellikle Pakistan üzerinden bu noktalarda etkiyle bir tutuma yönelirse değerlendirilebilir ve bu değişim, bu süreç olumlu yönde sevk olunabilir. Yoksa Taliban eski usulünü, uslubunu, yöntemini kadınlara, farklı dini anlayışlara, farklı etnik kimliklere yöneltirse tabii ki dünyadan da dışlanır, Türkiye'den de olumlu bir yaklaşım görmesi doğru olmaz. Türkiye'nin bu konuda, geçen bir kez daha zikretmiştim, yapacağı birkaç atması gereken adım var. Birincisi, komşu ülkelerle, Taliban'ı çevreleyen komşu ülkelerle derhal ikili diyaloglar başlatması lazım. Yani Pakistan'la, Özbekistan'la, Tacikistan'la, Türkmenistan'la, onu biliyoruz. Tabii, İran'la, Pakistan'la temas var ama bu temasın yoğunlaşması lazım. Bakın, Burhanettin Rabbani, 2011, 20 Eylül, biz Birleşmiş Milletler toplantılarındayız. Bomba gibi bir haber düştü. Burhanettin Rabbani, eski Afganistan Cumhurbaşkanı, Taliban'dan mesaj getirdiğini söyleyen biri tarafından sarığına sakladığı bombayla şehit edildi, öldürüldü, katledildi. Onun üzerine o gün biz bütün faaliyetleri bıraktık. Hamid Karzai'yle ve Pakistan tarafıyla üçlü bir araya geldik. Dışişleri Bakanıydım ben. Ve Pakistan'la Afganistan arasında bir süreç ile, çünkü Hamid Karzai açık bir şekilde Pakistan'ı suçluyordu bu suikastten. Ve istihbarat birimlerimiz arasında, Pakistan, Türkiye, Afganistan istihbarat birimleri arasında bir mekanizma kuruldu. Bir soruşturma komisyonu kuruldu tabiri caizse. Türkiye o kadar etkiliydi ki o gün, bütün dünya Türkiye'nin Afganistan ve Pakistan arasında yaptığı o girişime ağırlık verdi. Çünkü her an Afganistan'la Pakistan arasında bir savaşa benzer bir tablo ortaya çıkabilirdi. O dönemden itibaren Türkiye, Pakistan, Afganistan arasında çok güçlü bir istihbarat bağı kuruldu. Üçlü mekanizmayla. Türkiye, Afganistan, Pakistan Genelkurmay Başkanları, istihbarat birimleri ve devlet başkanları düzeyinde mekanizma başlattık. Şunun için söylüyorum, şimdi de Türkiye... Salt Afganistan olarak olaya yönelmedi.
bütün bölge faktörleriyle birlikte değerlendirme. Afganistan çok önemli bir yer. Afganistan büyük oyunun 19. yüzyılda değiştiği yer, İngiliz-Rus dengesinin. Sovyetleri yıkan bu yer. Bu anlamda Mehmetçik orada olmalı mı, bulunmalı mı? Mehmetçiğin orada olması hangi şartlara bağlı olacağına bağlı. Ben Mehmetçiğin bir tahliye jandarması gibi havaalanında görev yapıp her an riske muhatap olmasını doğru görmem. Yapılması gereken önce askeri mevcudiyetimizi sembolik düzeye indirmek, sonra olumlu yönde trend olursa gerekli askeri desteği vermek. Yani düzenli bir Afgan ordusu teşekkül için Türkiye çok çaba sarf etti. Şimdiye kadar yapılan yanlış şu, daha Şubat ayında Katar'da Taliban ile Amerikalılar arasında görüşmeler yapılırken, ben sürecin içinde değilim, benim de devlet bilgileri olmamasına rağmen o günlerde dahi birçok konuşmada söyledim, arkadaşlarımız da söyledim, Afganistan'da Taliban yönetimi devralacak besbelli. Ne kadar ay sürer, ne olur belli olmaz. Hatta ulaştığım arkadaşlara da iletmeye çalıştım. Aman dikkat edin. Yani tabii görüşebildiğim genel olarak da zikrettim bazı hususları. Ya AK Parti'yi uyardınız. Yok, doğrudan partiyi değil ama gördüğüm bürokratlar üzerinde. Gördüğüm şeylere iletmeye çalıştım. Çünkü o değişim kaçınılmazdı. Burada yapılan hata şu olmuştur. Burada bu değişimin olacağı belliyken ve Taliban'ın artık yönetime geri gelmesinin yıllar değil aylar haftalar alacağı belliyken, Haziran ayında artık belliydi tablo. Sayın Erdoğan'ın Biden'a Türk askerinin havalimanında görev yapacağı, tahliyeler esnasında görev yapacağı veya kontrol edeceği havalimanının güvenliğini sağlayacağı yönünde bir taahhütte bulunmasıdır. Yanlış olan bu. Şu anda bu misyonun çok fazla bir şeyi kalmadı. Çünkü Taliban havaalanı yönetimini de doğrudan kendisi alır. Yani kimseye bunu bırakacak değil. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda askeri olarak mevcudiyetinin bir şeyi, çerçevesi kalmadı. Afgan ordusunu eğitmekse ortada ordu yok şu anda. Yani nihayet Taliban güçleri var. Silahlı onlar nasıl bir ordu kuracaklar bilemeyiz. Havaalanı kontrol etmekse zaten havaalanı şu an bir müddet sonra fiilen yeni Taliban yönetiminin etkisi altında olacaksa Türkiye orada nasıl bir görev üstlenecek? Dolayısıyla Mehmet prensip olarak Türk askerinin Afganistan halkına destek vermesinde bir yanlış yoktur. Çünkü hep söylerim, beni çok etkileyen bir telgraftır. Mustafa Kemal o zaman daha İstiklal Savaşı esnasında Sakarya Muharebesi sürerken Afganistan'dan askerlerini o zaman eğitmek için subay istenir. İster Türkiye'den, Afganistan. O sırada da Afganistan'dan bize malum İstiklal Savaşı'na gitmek üzere son kolyelerini, bileziklerini gönderen bir halk. Hint Yarımadası ile birlikte. Onun üzerine Gazi Mustafa Kemal Marşal Feriz Çakmak'a net bir telgraf çeker ve der ki en iyi subaylarınızı seçin ve Afganistan'a gönderin. Bizim tek bir subaya bile ihtiyacımız olduğu dönemde bir öngörüyle Afganistan'ın o dengelerdeki yeriyle Sakarya Savaşı'nda bile gitmiştir. Destek vermek Afganistan'a bir yanlış değil. Ama desteğin yöntemi önemli. Bu şartlarda Afganistan'da Mehmetçiğimizin Kabil Havaalanı'nı kontrol altında tutmak için görev üstlenmesi doğru değil. Afganistan'da Mehmetçiğin yeni görev tanımı ortaya çıkmadıkça da orada bulunması da doğru değil, risktir. Yeni görev tanımı, eski görev tanımı belliydi bizim Dışişleri Bakanlığımız, Başbakanlığımız döneminde. Afgan ordusunu eğitmek ve çok iyi bir eğitim de verdi, herkes takdir etti. Evet. Ve Vardak gibi belli yerlerde kurduğumuz yeniden inşa faaliyetlerinin güvenliğini sağlamak. Mükemmel işler yaptı Türkiye orada, TİKAS'ıyla, şeyiyle, Mehmetçiğiyle o dönemde de ve Afgan halkının kalbini kazandı. Şimdi o Afganistan değil. Şu anda Türkiye hiçbir vatandaşını riske etmeden önce geri çekilmedi. Sonra da yeni çıkacak yönetimin yapısına, işleyişine bakarak eğer Mehmetçik gidecekse görev tanımı net bir şekilde tanımlanarak gidilmeli. Bir, Pakistan'la işbirliği içinde gidilmeli. Yani Pakistan nihayet bugün Taliban üzerinde en etkili, belki de yegane etkili aktör Pakistan'sa, Pakistan'la bu konuda bir mekanizma kurulmalı. Ve Pakistan'la istihbari ve genelkurmay düzeyinde kurulacak mekanizmalarla durum iyi test edilmeli. Ve Afganistan'da Türkiye'nin mevcudiyeti Türkiye'ye stratejik güç kazandırır. Türkiye'ye yönelik mülteci akınları konusunda, gelebilecek mülteciler konusunda elindeki kozu artırır Afgan yönetimi nezdinde. İran yönetimi nezdinde oradan gelebilecek şeyleri, mülteci akınlarını kontrol edebilmek için. Ama şu anda daha bu tablo netleşmedi. Netleşinceye kadar Mehmetçiğin riske edilmemesi lazım. Ve asla tahliye jandarması gibi
Sanki orada uluslararası Afganlar öyle görür. Emperyalist güçlerin. Sovyetler gitti, Amerikalılar gitti. Onlar adına Afganistan'ı bir şekilde etki edecek bir askeri güç gibi kesinlikle kalmaması lazım. Önce gerçekten Taliban bu değişim işaretlerini verir ve dünyaya açık. Efendim özgür... inanıyor musunuz siz Taliban'ın böyle bir değişim mesajı verebileceğine? Yani şu anda mesela havalimanından ülkeyi terk etmeye çalışanlar sırtlarına kırbaçlar, sırtlarına sopalar. Hani böyle bir görüntü var. Şimdi eğer Taliban'ın şeyine bakarsak böyle bir değişim gerçekten çok güç ve yani olması çok güç. Ama eğer Taliban ve Taliban'ın sadece Taliban olarak görmeyin, demin Hazaralardan bahsettim. Hazaralar sistemin içindeyse, Şiiler sistemin içindeyse, orada az da olsa sayıları, çoğulcu bir dini anlayış girecek demektir. Yani istedikleri için değil. Ama bir daha yani Afganistan'ı yönetebilmek için çok etnisiteli, çok kültürlü, çok dini anlayışlı bir çoğulcu bir dini anlayışı benimsemek durumunda kalabilir. Burada da kadınlara karşı nasıl davranacakları, kızların eğitimine karşı nasıl davranacakları, farklı mezheplere karşı nasıl davranacaklar önemli kriterler. Bunun için şu anda bu mümkün değil diyerek olayı seyrine bırakmaktansa etki gücümüzü kullanarak mümkünse, bütün dünya olarak söylüyorum bunu, sadece Türkiye değil, onları belli konularda yönlendirmek ve Afgan halkına 40 yıldır Sovyet işgaliyle, Amerikan işgaliyle, oradaki iç savaşlarla yıpranmış Afgan halkına dönük çalışma yapması lazım Türkiye'nin. Demesi lazım mesela Taliban. Benden destek istiyorsan kız eğitimini engellemeyeceksin, kızların eğitimini ve eğitimi ben sağlayacağım kızlara, gençlere dönük. Belli yerlerde örnek okullar açmak. Değişim istiyorsan teknik kalkınma temin ederim. Ama kuzeyde, Şibirgan'da, Belh'te, Cevizcan'da, Türkmen, Özbek, Tacik unsurların olduğu yerlerde de kalkınmaya ben yardımcı olurum. Ama onlara eşitlikçi davranacaksın. Hani... Bunu Afgan halkı için yapmak lazım, Taliban yönetimi için değil, ama bunun çerçevesi daha oluşabilecek durumda değil. Gördükçe ilerlemeli ve yeni bir Afgan stratejisine ihtiyacımız var. Çevre ülkelerle ilişkiler bu anlamda ikili istişareler devam etmeli. Küresel güçlerle de, Rusya'yla, Çin'le, Amerika'yla, Avrupa Birliği'yle de özel Afgan oturumları yapılmalı. Yani ne düşünüyorlar, ne yapmalı diye bir çerçeve oturmalı. Yani Afganistan istikrar bulmazsa, biz Afganistan... da İstanbul sürecini başlatmıştık. Bütün bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin bir araya geldiği İstanbul süreci adı. Adını şöyle koymuştuk o zaman 2011'de. Heart of Asia, yani Asya'nın kalbi, Afganistan barış şey süreci, Afganistan İstanbul süreci diye. Niyetimiz orada işleyen bir ekonomi, işleyen bir devlet yapısı, bir istikrar kurmaktı. Bizim Afganistan'da emperyal bir düşüncemiz olamaz. Ve bu konuda da Afgan halkı bize güvenir. Peştunlar da Türkiye'ye güvenir. Afganistan'da tek nefret edilmeyen veya en çok güvenilen ülke Türkiye'dir. Mesela Pakistan'dan bir grup hiç hoşlanmaz çünkü müdahale ediyor der. İran'dan bir grup hiç hoşlanmaz, Şii der. Bir grup Rusya'dan nefret eder, bir grup Amerika'dan. Ama Afgan halkının hepsinde, yönetimde kim olursa olsun halkın hepsi Türkiye konusunda mutabıktır. Türkiye bunu barışçıl diplomasinin ve inşa edici bir diplomasinin parçası olarak kullanabilir. Ama bunu da Taliban yönetimine dikte edecek, bazen açık ve net bir şekilde ifade edecek bir yol ve yöntemi bulması lazım. Efendim şimdi dünyaya baktığımızda küresel güçlere, Rusya oradan gelecek olan Afganları istemiyor. Avrupa Birliği'ne baktığınızda yine orada biz hani Taliban'la hiçbir işbirliği içinde olmayacağız mesajları geliyor. Peki hani bu mülteciler meselesi, bir yandan hani Suriyeliler Türkiye'de, Afganistan'dan gelenler var. Mesela mülteciler evlerine dönsün demek bir faşizm mi? Yani bu ortam yaratıldıktan sonra insanlar evlerine dönmeyecek mi? Böyle bir kaygı, böyle bir endişe de Türkiye'de büyüyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz böyle bir endişeyi görüyoruz, gözlemliyoruz dedi. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi bir Afganistan'dan gelenler, farklı, böyle üniformalı gelenler oldu. Kim onlar? Farklı mülteci grupları var veya sığınmacı diyelim. Yani hepsini birbiriyle aynı kategoriye koymamak lazım. Afganistan'dan son dönemde gelen sığınmacılar Suriye'den ya da Afrika'dan veya işte Ermenistan'dan, Özbekistan'dan çalışmak için gelenlerden farklıdır. Neden farklı? Çünkü Afganistan'da bir ülkeyi aşıp bize geliyorlar. Türkiye Afganistan'ın sınırı değil. Arada İran var. O zaman da ilk Afgan göçmenler geldiğinde de söylemiştim. Hemen bir envanter çıkarılmalı. Bunların ne kadarı
son dönem gelişmeler dolayısıyla geldi. Şimdi bile bu yapılabilir, elde tutulanlar. Ne kadarı? 300 bin deniliyor. Tabii. Son bu yıl içinde gelenler o kadar değil. Yani 50 bin, 30-40 bin civarında olduğu da söyleyen şeyler var. Toplamı 300 bin yani farklı dönemlerde gelenler. Ne kadarı İran'da daha önce mülteci olarak kalıp da İran'da yıllarca yaşadıktan sonra geldi? Ne kadarı da ekonomik gerekçeler üzerinden geldi? Yani siyasi gerekçeleri, son dönemde gelenleri ayırt etmek lazım. Yani üçü de hepsi geri dönmeli de yani. Çünkü arada şey var. İran var. Yani Suriye gibi doğrudan Türkiye'ye giren gruplar değil bunlar. Ve bu konuda o zaman da söyledim, tekrar söylüyorum. İran ve Amerika ile ciddi şekilde görüşmek gerekiyor. Şimdi de İngiltere ile görüşmek gerekiyor. Çok acı. Dün İngiliz Savunma Bakanlığı Türkiye'de mültecileri ağırlayacağız diyor. Efendim sen Türkiye İngiltere'nin parçası olan bir ülke değil. Ve bizim Dışişleri Bakanlığı yalanlamak durumunda kaldı. Peki yalanlayacaksınız da bu açıklamayı Sayın Erdoğan'ın Boris Johnson'la İngiliz Başbakanı'yla yaptığı görüşmeden sonra yapılmasına ne anlam vereceksiniz? Aynı şekilde Amerika... Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor tabii, bugün o tabii. Haberde. Aynı zamanda yönetmenimden İrfan'dan da bir rica edeyim. Onu da ekrana yansıtalım. Türkiye'de kamp planı da yapılmış. Batı Afgan göçmenlerin Avrupa'ya geçişini önlemek için pazarlık yürütüyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın açıklaması. Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde Afgan sığınmacılar için merkezler kurma planı yaptıklarını duyurdu. Planın detaylarını vermeyen Wallace'ın Ankara'yla konuşmadan bu açıklamayı yapamayacağı belirtiliyor. Şimdi... Bu bir açık bir şekilde Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlaldir. Bu açıklama yapıldığı anda İngiliz Büyükelçisi çağrılır ve ona şu söylenir. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Aramızda ne zaman mutabakat oldu? Türkiye adına nasıl bu açıklamayı bakanınız yapar? Hatta Sayın Erdoğan'ın derhal İngiliz Başbakanı Johnson'u araması ve demesi lazım. Bakanınıza söyleyin, bizim adımıza kimseye söz vermesin. Pakistan... Onların bileceği bir şey ama Pakistan Afganistan'a sınır. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri açıklama yapıyor. Efendim Afganistan'dan çıkacak olan kendi işbirlikçileri için Türkiye'den vize alabilirsiniz diyor. Ya bir dakika, kimden izin aldın? Türkiye Amerika'nın 51. eyaleti değil. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Artık başka ülkeler Türkiye üzerinden Türkiye'ye inisiyatif kullanır hale gelmişse bu zelil bir diplomasi, çok açık söylüyorum. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Efendim, o zaman bu mesajlar olduğu zaman bu aynı hem Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal hem de Afganlılara bir mesaj. Yani gidin Türkiye'de ağırlayacağız seni ve Afganlıları teşvik etmek. Afganistan'da Amerikan ile işbirliği yapanların sığınacağı ülke Türkiye değil. Amerika onu hangi yolla? Pakistan üzerinden alsın. Pakistan'a geçsinler. Oradan da toplu olarak tahliye etsin. Vietnam'da bunu yaptılar. Türkiye arada İran'ı da geçecekler. Bir kere Amerika'nın bunu demesi için İran'la da anlaşmış olması lazım. İngiltere'nin de İran'la anlaşması lazım. Nasıl gelecekler Türkiye'ye? İran peki tabloda nasıl yok? O zaman İran'a da şu mesaj veriliyor. Afgan halkına, Afgan gelen mültecilere yol verin, Türkiye'ye gönderin. İran'ın da bu hakkı yok. Türkiye İran'a net bir mesaj vermeli. Sınırlarımızı kontrol edeceğiz, ortak sınırımızı. Siz de mültecileri orada ne yapacaksanız yapacaksınız. Hele hele eskiden gitmiş veya İran'da yaşayan mülteciler fırsattan istifade Türkiye'ye yönlendirilmemeli. Burada bir büyük bir ben hem stratejik öngörüsüzlük görüyorum. Taliban'ın geleceğine dair öngöremediler. Hazırlıksız yakalandı Ankara'daki iktidar. Hem de dış ülkelerin mesajları karşısında edilgen bir tutum. Sessiz bir tutum. Dışişleri Bakanı'nın bir protestosuyla geçiştirecek bir şey değil. Efendim kendi o zaman... döneminizle bir kıyaslar mısınız? Mesela sizin başbakanlığınız döneminde 3 günde bir Merkel gelirdi. İşte Güneydoğu sınırında, işte Gaziantep'te, Kilis'te oradaki mültecilerin bulunduğu yer. Neden gelirdi mesela? Merkel ne isterdi? Hayır, oturup o dönemde biz Türkiye'deki mültecilerin sayısını yarıya indirecek olan 18 Mart mutabakatını yapmıştık. Neydi 18 Mart mutabakatı? Ege adalarına ailen bebek gibi hani cesetler ortaya çıkınca maalesef hepimizin gözlerini yaşartan bir dünya meselesi haline dönüştü. Bu Türkiye için de açıkçası bir onur kurucu bir şeydi. Bizim sahilimizde o cesetler yaşandı. Onun için Ege'deki düzensiz göçü engelleyip düzenli göçü sağlamak için bir Avrupa Birliği ile biz bir anlaşma yaptık. Neydi bu? Ege'den düzensiz giden göç şeyleri biz alacağız ki o sayı 10 bin 15 bin civarındaydı o zaman. Buna karşılık aynı sayıda bir düzensiz mülteci Türkiye'ye geri döndü de aynı sayıda mülteci
düzenli olarak kamplardan Avrupa'ya gönderecek. Şimdi beklentileri bu değil ama. Şimdi değil. Ve biz bu yolla Avrupa 1 milyona yakın kendi arasında kota dağıtmıştı. Yani sen şu kadar alacaksın, sen şu kadar alacaksın, sen şu kadar alacaksın diye. Ve ilk uçaklar Ege Adalarından bize geldiği anda ilk uçaklar Finlandiya ve Almanya'ya gitti. Aynı sayıda mülteci ama devam edecekti bu gönüllülük kabulü. Anlaşmanın 4. maddesi. Yani o zaman Türkiye'de 2 milyona yakın mülteci vardı. 1 milyonu Avrupa'ya gidecekti. 1 milyonu. Yarıya inecekti neredeyse. Ve bu çerçevede de biz onlara Merkel geldiğinde Sayın Merkel birlikte gittik. Bu adil bir anlaşma. Tabii. Adil ve Türkiye'nin menfaatini ayrıca buna karşılık vize muafiyeti alacak. Vize serbestliği alacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Gümrük birliği revize edilecekti. Avrupa'ya her malımızı satabilecek hale gelecektik. Ve yeni fasıl açılacaktı. 3+3 milyar euroluk da katkı. Hep ona bağlandı bu. Hayır, 3+3 milyar Türkiye'deki mültecilerin kamplarda rehabilitasyonu ve eğitimi içindi. Yani bizim Avrupa'dan para falan dilenmemiz söz konusu değil. Geride kalan geldi mülteciler... Geldi mi efendim o para bu arada? Var mı bilginiz? Geldi. Yani 3 milyar daha o dönemden itibaren gelmişti. Sonra da herhalde şu anda devam ediyordur. Ama biz de onlara Türkiye'deki mültecilerin durumunu bizzat göstererek bu yükün Türkiye tarafından kaldırılmayacağını onlara anlatıyorduk. Ama hiçbir zaman ne Merkel ne herhangi bir Avrupa lideri şimdi olduğu gibi Türkiye'de kamp kuracağız gibi ifade kullanmadı. Türkiye zaten Suriye tabii ilk çıkış kapısı Türkiye olduğu için biz gerekli tedbiri aldık zaten. Kimse de Türkiye adına böyle ifadeler kullanamadı. Şu anda edilgen, pasif ve maalesef dikteyi kabul eden bir yönetim var. Şimdi niye Sayın Erdoğan, ey Johnson, ey İngiltere diye seslenmiyor? Niye? Benim adıma nasıl konuşursun diyemiyor. Niye efendim? Çünkü Türkiye'nin elinde o diplomatik koz yok. Türkiye o derece itibar sahibi değil. Çok doğru söylediniz. Yani ben Afrika açılımını yapmış bir dışişleri bakanıyım. 12 büyükelçiliği vardı göreve geldiğimde. 39 büyükelçi vardı ayrılımda. Afrika Türkiye için çok önemli. Ama son dönem Türkiye'ye gelen devlet başkanları trafiğine bakın. Tamam pandemi var, o var bu var ama sadece Afrika liderleri geliyor ve Avrupa'dan neredeyse hiçbir lider gelmiyorsa, hiçbir liderle yüz yüze göz göze konuşamayıp ancak zorunlu olarak telefonla konuşuyorsanız bu meseleleri çözemezsiniz. Niye İngiliz Başbakanı Türkiye'ye gelip yüz yüze konuşmayı tercih etmiyor veya Savunma Bakanı da oradan açıklama yapıp Türkiye'yi böyle aşağılayan bir ifade kullanıyor? Niye Avrupa ülkelerinin Avrupa'dan bir dış ziyaret, üst düzey bir ziyaret olmuyor? Bakın trafiğe. Geçtiğimiz günlerde Etiyopya Başbakanı buradaydı. Daha önce yine Afrika ülkelerinden ben bundan karşı değilim. Ama niye oradan pandemi şartlarına rağmen oradan gelebiliyor da Avrupa'dan ya da dünyanın diğer bölgelerinden liderler Türkiye'ye gelmiyor? Niye mülteci konusu dahil yüz yüze konuşulamıyor? Bizim dönemde farkı bu. Bizim dönemde gelmek durumundaydılar. Biz de gidiyorduk ve eşit düzeyde konuşuyorduk. Peki şimdi efendim mesela mülteciler konusuna geri dönecek olursak muhalefetin kurmuş olduğu cümleler var. Hani ötekileştirmeden, kimseyi kırmadan, incitmeden artık evlerine gitmeleri gerekiyor minvalinde cümleler. Tamam kurdu. Bunlar güzel. Bunlar idealler. Realite o mu? Şimdi Bolu Belediye Başkanı yani Türk vicdanına bizim kültürümüze Tanrı misafiri diye bir kavrama bakıldığında suyu kesmek, suyu 10 misli şey yapmak bu doğru bir yaklaşım mı? Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da eleştirdi. Doğru bir yaklaşım mı? Şimdi makul şeyler, siyaset muhalefette siyaset yaparken nasıl olsa iktidara gelmeyeceğiz diye düşünmemek lazım. Muhalefette siyaset yaparken en azından bizim benimsediğimiz siyaset şu, yarın iktidar olursak ne yapabiliriz? Bakın şimdi yarın iktidar olunsa acaba mülteciler kafileler halinde Suriye'ye gönderilebilecek mi? Düşünelim. Hadi Beşer Esad'la konuştunuz. Gönderebilecek misiniz? Beşer Esad'dan kaçan insanları tekrar Beşer Esad'a nasıl göndereceksiniz? Bakın dün, evvelsi gün Suriye'de kimyasal silah kullanmasının 2013, 8. yılıydı. Ve bir gecede 1400 çocuk, kadın Doğu Gota'da kimyasal silahla katledildiği cesetleri tanınamaz haldeydi. Ve cesetler yan yana dizilmişti Srebrenica gibi. Şimdi bunu yaşamış Suriye halkının da oradan kaçıp gelenlere Beşer Esad'la konuştuk siz geri gidin deseniz giderler mi Allah aşkına? Veya gittiler diyelim Beşer Esad sınırı kontrol edebiliyor mu? Şu anda Türkiye Suriye sınırında bir tek Beşer Esad'ın askeri var mı? Yok. Nereye gidecekler? Ya bizim askerimizin kontrol ettiği bölgelere ya
PYD'nin ve Amerikan güçlerinin kontrol ettiği, ya Rusya'nın kontrol ettiği yerleri. Şimdi yapılması gereken şu. Yarın iktidar olsak bizim yapacağımız da şudur. Mülteciler ebediyen Türkiye'de kalmamalı. Doğru da değil. Zaten onun için geçici korunma altındaki kişiler dedik biz onlara. Mülteci bile demedik. Ama kimyasal silahtan kaçıp kollarını bacaklarını kaybetmiş gencecik insanları, şeyleri, kızları, kadınları orada bırakamazdınız. Yapılması gereken şu, Türkiye derhal 2015 aralığında kesinleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı mucibince, altında Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Çin'in hepsinin imzası var, Fransa'nın, Birleşmiş Milletler'e başvurulmalı ve bu süreç bir geçiş süreci takvimi öngörüyordu. İlk çerçevesinde benim de katıldığım 2012'de Kofi Annan'la birlikte atılmıştı o. Derhal Cenevre sürecinin başlatılması, Rusya ve İran nezdinde de Astana ve Soçi süreçlerinin hareketlendirilip Suriye'de bir geçiş sürecinin etkin olarak işlemesi için Birleşmiş Milletler'e girişimde bulunmalı. Sonra da şu denmeli. Birleşmiş Milletler teminatı altında biz mültecileri Suriye'ye geri göndermek istiyoruz. Beşer Esad'ın teminatıyla bir kişi bile gitmez. Onların amcası, dayısı, Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler teminatıyla tabii. Birleşmiş Milletler teminatıyla biz mültecileri Suriye'ye geri göndereceğiz. O zaman Birleşmiş Milletler teminatı da müeyyide getirmesi lazım. Eğer bu geri dönen insanlara tekrar kimyasal silah kullanılırsa, baskı uygulanırsa bir Birleşmiş Milletler müeyyidesi olması lazım. Bunun sorumlusu kendi halkına kimyasal silah kullanan varil bombalarıyla o halkı katleden Beşer Esad'dır. Ve ona sessiz kalan başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, yani Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa olmak üzere uluslararası toplumdur. Bunun yükünü Türkiye taşıyamaz. Birleşmiş Milletler teminatı ile alındıktan sonra mülteciler ülkelerine, Suriye'ye geri dönüş sağlanabilir. Suriye Afganistan'dan farklı. Afgan mültecileri için böyle bir teminat olmaksın, hayır. Biz İran'da bu kalsın diyebilirsiniz ve İran'la konuşursunuz ama Suriye'yi bu geçiş sürecini yürütmek lazım. Sonra da Türkiye'de çok eksik olan bir husus, artık şunu görelim, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da temel mesele mülteciler konusu. Amerika'da da Meksika'dan gelenler, Küba'dan gelenler, dünyanın her yerinde göç artık bir fenomen. Nasıl belli tarihin belli dönemlerinde göçler yaşanıyor, bugün böyle bir göç olgusu var. İnsanlar evlerinde, yurtlarında tabii, kalamıyor. Bu kadar büyük ekonomik eşitsizliğin olduğu bir dünyada daha az gelirli ve yaşayamayan yerlerden yaşayan yerlere göçler olacak. Yani Cezayir'den, Kuzey Afrika'dan, Afrika'dan Fransa'ya olduğu gibi mesela. O zaman ekonomi başlığına geçelim mi efendim? Şimdi buyurun. Şunu noktalayayım. Dolayısıyla Türkiye'de göçü ve afeti yüklemek üzere, şey yapmak üzere, yönetmek üzere bir şu anki göç idaresi bu anlamda yeterli olmadığı aşikar. Ülkemizde bulunan sığınmacıların kayıtlı bir şekilde, hiç kamu düzeni bozmayacak şartlarda kalmalarını temin eden ve geri dönüşünde koordine etmek üzere göç idaresi yeniden yapılandırmalı ve gerekirse ayrı bir bakanlık şeklinde örgütlenmeli. Evet. Efendim, ekonomi başlığına geçmek istiyorum ama iki de açıklamayı hatırlatarak geçeceğim. Yine mülteciler üzerinden, mesela AK Partili Yasin Aktay, Türkiye Suriyeli mültecilerle yaşamak zorunda. Bazı önemli yerlerden Suriyelileri çekin, ekonomi çöker. Böyle bir değerlendirmesi var. Yine Mehmet Özaseki de bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Şimdi bu iki başlığı haberimizi yayınladıktan sonra değerlendirmenizi isteyeceğim. Sokakta insanlar size ne söylüyor? Karşılaştığınızda esnaf ne söylüyor? Çiftçi ne söylüyor? Onu da soracağım. Ama bir elektrik faturalarına bakalım. Çünkü elektrik faturaları 7 ayda, sadece 7 ayda %33 zam geldi. Yani ne kadar müjde geliyorsa, her müjde geldiğinde üzerimizdeki kaygı da daha fazla artar oldu diye değerlendirmeler de yapılıyor. Sizlerden gelen mesajlar en azından bu şekilde. Verdikleri bir kuruş, aldıkları 10 kuruş. Durmadan zam zam zam. Elektrik faturası hiç kimsenin arası yok. Nefret ediyorum, bakmıyorum faturalara. Tükettiğimizin kat kat üstünde ödüyoruz. Vatandaş kabaran elektrik faturasından şikayetçi. Temmuz ayında elektriğe gelen %15'lik zammın Ağustos faturasına yansıması cep yaktı. Faturalar katlandı. 253 lira geldi bana. İlk aylarda 100'ü geçmedi, şu anda yüksek geliyor. 200-250. 170-175 lira öderken bu ayki 220 küsür lira yani.
dolayısıyla zam mı geliyor, pahalı. Sürekli bir zam söz konusu. %15, %25. Korkunç. Sanki evde sanayi çalıştırıyormuş gibi fatura geliyor. Yılbaşından bu yana elektrikteki zam %22'yi buldu. Son 3,5 yılda ise bu oran %123. Yıllara göre bakılınca faturalardaki değişim ortada. 4 kişilik bir ailenin standart ihtiyacı olan 230 kilowatt saatlik aylık elektrik tüketimi için ödediği tutar 2019'da 163.2 lira, 2020'de 183.4 lira, 2021'de ise fatura 210.5 liraya çıktı. Son ay 130 müydü, işte 130'leriydi. Normalde 100'ü geçmiyordu. Daha eskiden 60-70'ti. Basamak 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 gidiyor. Faturalarımız her ay 20 lira 30 lira arttı. Normalde 190-100 o civarda geliyordu. Sonra 150 lira geldi. Dükkan çalıştırıyoruz herhalde diyorum. Yani meskene o kadar gelirse. Ağustos ayında 4 kişilik bir aile için elektrik faturası 400 ila 700 lira düzeyinde geldi. Asgari ücretin 2825 lira olduğu bir ülkede bu yükseklikte elektrik faturaları zulümdür. Hükümet IBAN'la toplayamadığını şimdi elektrik faturaları üzerinden toplamaya çalışıyor. Zamlı maaşlar daha cebe girmeden faturalar karşısında eridi. Vatandaş da yüksek elektrik faturasına karşı kendince formüller üretmeye başladı. Elektriğin belirli saatlerine dikkat ediyorsunuz. Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini işte ondan belirli zamanlarda yıkamaya çalışıyorsunuz. Her şeyini düşünüyorsunuz. İşte ışığın birini yakıyorsan birini söndürüyorsun. Ama çamaşırı atıyorum 3 günde yıkıyorsan 5 günde yıkıyorsun veya haftada bir yıkıyorsun. Borcunu ödeyemediği için 3.7 milyon hanenin elektriği kesildi. Her müjdeden sonra elektriğe, doğalgaza zam geldi. Halk elektrik faturası değil, ampulün faturasını sarayın itibarını ödüyor. Yazlık elektrik faturası dahi bütçede kriz yaratırken vatandaş kış faturalarını kara kara düşürmeye şimdiden başladı. Efendim, ekonomi, işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, ne dersiniz bu konuyla ilgili? Bir de tabii yapılan o açıklamalar, mültecileri bir çekseniz sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Ekonomi çöker. Ben bu açıklamayı gördüğümde onlar adına utanç duydum. Yani mültecileri böyle ucuz iş gücü, dolaylı şey gibi iş gücü talebini karşılayan sömürecek unsurlar gibi görmek insani de değil, Türk ekonomisinin gerçekliğine de aykırı. Çok karşı çıktığım bir anlayıştır. Aynı şekilde sanki mülteciler olmasaydı Türkiye'de ekonomi püripak, tertemiz ve çok parlak olacaktı anlayışı da son derece yanlış. Yani bütün bu yükü sığınmacılara yüklemek de yanlış. Türkiye'de ekonominin bozulmanın, çökmenin temel sebebi iktidarın yanlış ekonomi politikalarıdır. Doğru ekonomi politikaları uygulansaydı belki de bugün sığınmacılar konusu bu kadar gündemde olmazdı. Çünkü herkes yükselen bir Türkiye'de refahı arttıkça iyimser bir şekilde bakardı. Ama herkes şimdi düşen bir ekonomide zayıflayan, fakirleyen halk, yoksullaşan halk her olaya olumsuz bakıyor. Afet'e de öyle bakıyor, sığınmacılara da, sele de, yangına da. Nedir problem? Türkiye'de ekonomi bilmeyen bir iktidar var. Örnek mi? Bakın dünyada şu anda enflasyonda geçen sene 17.ydik, şu anda 13.'le yükseldik. Yükseldik. Ama evet, esas önemlisi nüfusu 50 milyon üzerinde olan ülkeler arasında Türkiye enflasyonda 3. İran ve Etiyopya'dan sonra. Şimdi %18.95 tüketici enflasyonu. Bu TÜİK, yani her rakamla oynayan TÜİK'in rakamları. %44.95 de üretici enflasyonu. Bu dünyada görülmemiş bir şey. Ben başbakanlığı bıraktığımda üretici enflasyonu %3.2 idi yılda. Tüketici enflasyonu %5 civarındaydı. Şimdi geldiğimiz yere bakın. O günde bugüne dünyada enflasyonda düşme trendi yaşandı. Türkiye'de ise enflasyon patladı. Sebebi ne? Çünkü kaynaklar kötü kullanıldı. Yanlış ekonomik politikalar uygulandı ve kur politikası, Türkiye'nin faiz kur dengesi de bozuldu. Öyle açıklamalar yaptı ki giden bakan Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı faiz konusunda her açıklamaları kuru fırlattı. Kur fırlayınca da girdi fiyatları, tarımda gübre, yem, sanayide girdi fiyatları, doğalgaz vesaire. Kurla birlikte o da fırladı. Elektrik faturaları böyle yükseldi. Peki faizde ne durumdayız? Çok acı bir tablo. Şu anda dünyada en fazla faiz uygulayan ülke Türkiye. 50 milyon nüfus, 50 milyonu geçenler arasında. Dünyada üçüncü, Türkiye şeyde en fazla. Bakın, Türkiye'nin 2016'da ben başbakanlığı bıraktığımda yıllık faiz harcaması, hükümetin faiz harcaması 50 milyar Türk lirasıydı. Şu anda sadece Temmuz ayında 28 milyar Türk lirası faize gitti. Ocaktan Temmuz'a kadar 114 milyar Türk lira faiz ödedi. Şimdi siz 123 milyar Türk lirası ne demek biliyor musunuz? Pandemi döneminde esnafa
dar gelirli yapılan toplam yardımdan daha fazla bir ay içinde faiz ödedi bu hükümet. Cumhurbaşkanı faizcilere çalışıyor Sayın Erdoğan. Her faiz düşürme açıklamasında faizi katlayarak artırıyor. Şimdi faiz arttığında bunu kompanse etmek için kuru artırıyorlar. Artışa geçiyor. Enflasyon da bununla birlikte artıyor. Bakın ve halk fakirleşiyor. Size bir ilginç bir istatistik vereyim. 2003 ile 2013 yılları arasında, 2014 yılları arasında Türk lirası enflasyondan daha fazla değer kazandı. 2014-2017 yılları arasında bakın bütün istatistiklere. Ben de başbakan olduğum dönemde cari açıklar ve bütün enflasyon rakamlarının en iyi olduğu dönemde 2013-2017 bu bir dengeye kavuştu. İhracat rakamları ile ithalat arasındaki denge. 2016'dan bu yana ise Türk lirası enflasyon karşısında %34 değer kaybetti. Şimdi böyle olunca halk fakirleşiyor. 11 bin dolarla biz milli geliri bırakmıştık bu iktidara 5 yıl önce. Uçacaktı Türkiye. Hani İçişleri Bakanı Temmuz'da uçacağız dedi. Nereye uçuyoruz işte görüyoruz. Elektrik faturası biraz uçuyor. Biraz da esintili burası. İşte elektrik faturasının esintisi. Bu halkı yıpratıyor. Ve ne oldu? Türkiye'de milli gelir 8 bin dolarlara doğru geriledi. Çok bir maalesef. Yine çarpıcı halkın çektiğini göstermek açısından bir istatistik dün elime geldi. Etbir'in açıklamaları. Kişi başına kırmızı et tüketimi 2019'da 12 kilodan 2020'de 7 kiloya düşmüş. 12 kilodan 7 kiloya. Makarna ise %28 artarak 8,5 kiloya çıkmış. Yani halk artık az gelirle yaşayabilmek için et tüketimini azaltıyor, makarna tüketimini artırıyor. Bu yoksullaşmadır. Ama bugünkü bunun sebebi ne sığınmacılardır, ne dış konjonktürdür, ne dış mihraklardır, ne faiz lobisidir. Bunun sebebi faiz lobisine hizmet eden, Türkiye'yi dünyadan uzaklaştıran, dünyadaki ekonomik trendlerin dışında yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon gibi felaket şer üçgenini Türkiye'nin başına musallat eden bu iktidar. Ekonomi de bilmiyorlar ve yolsuzluklarla da işte onun için siyasi etikliyoruz. Kara deliklerle kamu bankalarının içini boşaltacaksınız. Efendim işsizlik fonunu boşaltacaksınız. 128 milyarlık rezervi boşaltacaksınız. Kalan eksiği de evet. Halkın elektrik faturası üzerinden halktan toplayacaksınız. Bu zulümdür. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için, Çalar Saat'te konuğumuz olduğunuz için. Bir yandan dış politika, biraz da böyle ekonomiyi konuştuk. Gelecek Partisi lideri, Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla bir kez daha teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde reklamlara gidiyoruz. Günaydın bir kez daha. 3 kitap ve bir veda. Roman Kral Kelebeği Semih Dikkatli'ye ait bir roman. Nedim Gürsel Son Fasıl demiş kitabında bizimle paylaşmış, teşekkürler. Canan Tan Önce Sen Vardın edebiyatta 25. yıl hatırlatması yine kapakta. Efendim bir aksilik manikeder olmazsa yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yine biz size Ankara'dan günaydın diyeceğiz Çalar Saat'te. O ana dek buluşuncaya dek hoşça kalın, güzel bir gün olsun.